Megastar Tarkan baba olacağını duyurdu. Sosyal medya deyim yerinde ise yıkıldı. Tarkan artık mega baba. Baba oluyorum. Tarkan'ın babalık heyecanı ve açıklamaları birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt'tan şok üstüne şok paylaşımlar. Oyunculuğu bırakıp kurt köpekleriyle çiftlikte yaşayan Mehmet Akif Alakurt'un hangi paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı? Birazdan. Bu bana da cezadır. Beynimi yediler, doymadılar, nasıl arkadaşlar tıkı bunlar. Murat Dalkılıç kimden özür diledi? Ünlü popçu, sevgilisi Hande Erçel'i nasıl korudu? Murat Dalkılıç, yıllar önce yayınladığı paylaşımından neden pişman oldu? Yeni aşkı Hande Erçel'le ilgili yapılan eleştirilere ne dedi? Ünlü popçunun olay yaratacak açıklamaları birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Megastar Tarkan baba olacağını duyurdu. Sosyal medya deyim yerinde ise yıkıldı. Tarkan artık mega baba. Baba oluyorum. Tarkan'ın babalık heyecanı ve açıklamaları birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Biri sen, biri ben, iki damla yaş aktı gözlerimden. Oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt'tan şok üstüne şok paylaşımlar. Oyunculuğu bırakıp kurt köpekleriyle çiftlikte yaşayan Mehmet Akif Alakurt'un hangi paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı? Birazdan. Murat Dalkılıç kimden özür diledi? Ünlü popçu, sevgilisi Hande Erçel'i nasıl korudu? Murat Dalkılıç, yıllar önce yayınladığı paylaşımından neden pişman oldu? Yeni aşkı Hande Erçel'le ilgili yapılan eleştirilere ne dedi? Ünlü popçunun olay yaratacak açıklamaları birazdan canlı yayında duymayan kalmasın da. Günaydınlar, günaydınlar efendim. Dallas'tan bildiriyoruz. Ben Pamela Ewing, Bobby Ewing karşınızdayız. Bugünkü kostümlerimizi giyince dedim ki Cengiz'e, sen dedim Bobby Ewing'e benzedin, ben de Pamela Ewing'e. 80'li yılları. Şöyle bir yuvarlak şeyim de olsaydı değil mi? Bir kovboy şapka eksik. Evet, gerçekten. Texas'tan. Hayırlı uğurlu Dallas'tan. Cumalar. Günaydın Cengiz Semercioğlu. Günaydın efendim, herkese günaydınlar. Evet, sabahtan bir gömlekler kıyafetler üzerine tartışıyoruz da. Bunları da demişin Instagram'a koyuyorduk. Evet. Böyle gülüyorduk yani kendi aramızda efendim. Evet. İyi misin? Gayet iyi. Saçlarını ne yaptın yine ya? Saçlarımı bugün de koyu renk yaptım. Galiba senin burada psikolojim 5 saatin, hayır, 5 saatin kanalda geçiyor. Evet. Yayın mayın hazırlık falan. Diğerde Ali Mardin'in geri kalan 5 saati de galiba kuaförde geçiyor. Evet. Ne zaman yaptın bunu? Çünkü biliyorsun ben geçen sene kızıl saç, yani aslında bana özgü bir renk kızıl değil de öyle bir şey yapmıştık. Herkes o çok sevildi. Herkes soruyordu saçının rengini ne diye. Evet, ben ne saçımın rengini ne yapsam onu hep soruyorlar. Sonra çikolata kahvesi yaptım. Şimdi bu ne? Bu şey, bunların hepsini kendi kendimize isim takıyoruz. Ne taktın buna? Siyah gül. Şimdi de koyu yapmak istedim. Yani bu bir ay falan böyle olacak. Sonra yavaş yavaş yaza doğru yeni açmaya başlayacağım. Bu şekilde gidiyor. Çünkü böylelikle trend yani modelleri falan da sevgili hal anlamına paylaşıyorum. Beğenirlerse devam ediyorum. Beğenmezlerse değiştiriyorum. Çok güzel, çok güzel. Ben beğendim bunu. Ama bunun devamı gelecek değil mi? Böyle şeyler falan olacak. Buna bir biraz böyle balyaj falan attıracağım. Ama şimdi harikasın. Böyle bir iki gün böyle. Nefis. Nefis. Sen de bugün nefis. Yemin ediyorum ki, yemin ediyorum. O Dallas'taki Bobby Wing'i çok severdim küçükken. Hayranıydım. Ona benzemişsin bu gömlekle. Yemin ediyorum. Esin.
Görüyorsun değil mi? Evet, bakayım yorumlarına yani geldik. Yani Cengiz Emercioğlu deyince mavi gömlek, hani lacivert ceket falan. Hani hep böyle alıştık ya, birdenbire bu bana fazla bir şey geldi. Sahneye çıkacak mısın? Akşam sahnem var o yüzden. Tamam, gideceğim. Akşam sahneye çıkacağım. Evet, evet. Peki efendim, hadi başlayalım o zaman haberlerimize. Arda Turan nihayet evlilik teklifinde bulundu Aslıhan Doğan'a. Ve bir arkadaş partisinde, doğum gününde, bir arkadaşın doğum gününde hemen Saffet Ulusoy'un doğum günü vardı. Oraya gittiler ve orada hemen arkadaşları var, kalabalık bir ortam ve Arda Turan yüzüğü çıkarıp Aslıhan Doğan'a evlenme teklif ediyor. Bir görelim bakalım o anı. En güzel kozu tamamlarken hep beraber olduk. O yüzden hayatımın en güzel parçası olan Aslıhan'a... Bravo! Utanıyor onu söylemek. Haydi söyle onu nasıl sevdiğini, haydi söyle diye arkadaşları da. Evet, bugün mutlu bir gün. Çünkü mutlu haberler vereceğimiz, ünlüler için mutlu haberler vereceğimiz bir gün. Tarkan baba oluyor, Arda, evlilik teklifi ediyor. Şimdi biz bunu bekliyorduk. Ama Arda çok uzun zamandır, belki de mesleki işte İspanya'ya gitmesi, oradan dönmesi, gelmesi, gel gitleri falan bir sürü şeyler yaşadı. Ve aslında bu ilişki süresince hatalar da yaptı baktığın zaman. Yaptı tabii yani. Buradan ne anlıyoruz şimdi? Ayrıldığı dönemlerde başka isimlere DM'den yürümeler, onlar bunlar başka aşk haberleri yaptı, ama hepsi çıktı. Şimdi ne kazanıyor demek ki? Aşk kazanıyor. Hayır. Kadın kazanıyor. Kadının. Tek taş kazanıyor. Ne, nasıl olanı makbul demek ki? Kadının bazı şeyleri sineye çeken, görmemezlikten gelen, susan sabredeni kazanıyor demek ki. Yani şimdi Aslıhan çok güzel bir kız. İyi de bir ailenin kızı. Bence Arda'nın yanında da her zaman ben Aslıhancıydım biliyorsun. Her zaman onun yanında oldum ve bence onunla evlenmesi gerektiğini de hep söyledim. Ama her kadın bunu kaldıramazdı. Her kadın bu kadar sineye çekemezdi. Ama şimdi yani bu demek değil ki erkekler ne yaparsa yapsın, kadınlar da sineye çeksin, beklesin, elbet mutlu sona ulaşırlar demek değil, değil mi? Nasıl çünkü yani? Şimdi laf mı, kadın sineye çeksin, kadın sabretsin. Hı. Nasıl olsa erkek istediğini yapsın işte. Şimdi Ebru Şallı'yla çıktı, mesela... Özge Ulusoy'la çıktı, o çıktı, bu çıktı. Hı. Ayrıldıkları dönemde. Dolayısıyla ne yapsın ya, kadınlar sineye çekip evde beklesinler. Ben... Nasıl olsa bana tek taş alır gelir diye mi? Değil. Yani bana tek taş alır gelir diye tabii ki değil. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani kendimi yerine koyuyorum. Ben bunları yaşamış olsaydım bana o çocuk dönemezdi. Evet. Kapıları ama doğru bence olan bence makbul hangisi? Ne biliyor musun? Krizleri doğru yönetmek. Nasıl mesela? Söyle yani bir mesela erkek sen, olarak. Evet, sen mesela bu krizi doğru yönetmezdin. Daha diyelim ki ayrılık aşaması. En son ne zaman ayrıldılar? Eylül ayında ayrıldılar. Evet. Bundan işte 8 ay önce. Tamam. Eylül ayın. Değil mi? 7 ay önce. Ben evet tamam. O ay ayrıldılar. Hatta hı-hı, Instagram'da falan bile açıkladı Arda. Herkese Allah yolunu açık etsin. Herkese evet, mutluluklar evet diliyorum diye. Evet. Arda bunu açıkladı. Şimdi bundan sonra Arda'nın işte sosyal medyada orada burada çeşitli aşk haberleri falan filan çıktı. Çıktı. Şimdi sen olsan burada ne yaparsın? Vay dersin, o işi de işte tamamen kapatırsın. Çünkü herkesin kriterleri farklı. Bana sorarsan benim için bir ilişki yaşarken ve hayatımdaki en birinci şey sadakattir. Bir başka kadının sadakat olmayabilir. O yüzden anlatmaya çalışıyorum. Yani benim için çok önemli sen sadakat. Kez, ben bir daha güvenemem. Üç kez ayrılıp dört kez barışmazsın zaten. Ben bir kere ayrıldım mı bir daha barışmıyorum zaten belki de. Yani ama doğru mu verirsin, bilmiyorum. Doğru i̇kinci mu şansı bilmiyorum verirsin. Aldatmazsa ama barışabilirim. Üç kez bu çift şimdi üç kez ayrılıp dört kez barıştılar. En son Ekim'de barıştılar. Ekim'den i̇şte beri de burada. Ki, yani şey değil. Hangi kadın mutlu olur? Benim için sonuca bakıyorum bence mesela ben. Yani kadın, ben şimdi demek ki mutlu olamazdım. Bu işte mutlu sona gitti ya şu anda. Aslan bence burada krizleri doğru yönetti. Ayrılıkları, onu bunu, sonra tekrar bir araya gelmeleri.
Anladın mı? Yani sabreden taraf, yani evde oturup da tek taş alması bekleyen taraf kadın değil burada aslında. Ne? Tabii ki. Ne? Bence tamamıyla o. Bence krizi, tamamıyla bak. Aslıhan'ın kabullenmiş. Bence akıllıca davrandı. Bence bak onu söylüyorum. Bana göre sonuca bakıyorum. Kim mutluysa o akıllıca davranmıştır zaten. Hı-hı. Ama her kadın bunu sineye çekemezdi. Bu kadar suskun kalamazdı. Yani bu kadar geldiğinde hoş geldin diyemezdi. Onu anlatmaya. Demek ki biz kadınlar mutsuz olduğumuz zaman kendimizden bileceğiz. Demek ki her şeye yine söylüyorum da yine yapamam yani. Hani herkesin kriteri farklı. Belki Aslan hedef koydu kendisine. Dedi ki ben bu adama böyle bir emek verdim dedi. Benim için bu yolda ben bu şekilde gideceğim. Hani herkes o dönemi dediğin gibi atlatamaz, kabullenemez. Suskun kalamaz. Ne demek bir başkasına yazışan bir adamın beni sevmediğini düşünürüm ben. Hmm. O yine onu kabul etti ama gibi. Ama tabii ki mesela Arda'nın yani iş hayatıyla da ilgili sıkıntılı bir süreçti bu. Hı-hı. İşte Barcelona'da oynuyor, oynayamadı işte bu sezon. Evet. Hep kadro dışıydı. Gidecek, gitmeyecek. Premier Lig'e mi gidiyor yoksa başka Çin'e mi gidecek? Peki orada kalsaydı bu süreç... Belki bak mesela böyle olmayabilirdi. Evet. Belki böyle gitmeyebilirdi. Evet. Şimdi hani İngiltere'ye mi gidecek, Çin'e mi gidecek, Barcelona'da mı kalacak derken İstanbul'a geldi. Başakşehir'de oynamaya başladı. Belki artık hani hem İstanbul'da hem hayatını daha düzgün bir hale sokmak zorunda. Bir de hepimiz de çok baskı düşünüp yaptık yani. O da bir gerçek. Özellikle bizim program yani gerçekten onların bir araya gelmesi için. Çünkü dediğim gibi çok kadın var, çok güzel kadın var. Ama bir erkeğe katan kadın olmuş olması lazım. O yüzden de bu katabilecek bir kadın, yakışan bir kadın. Doğrusunu yaptı bence. Ama Aslan'ı da yakından tanımak isterdim. Ve gerçekten bu süreci nasıl atlatabildiğini bir kadın olarak çok merak ediyorum. Evet, gerçekten. 2015'te başladı sormak bu aşk. Sormak isterdim ona bunu. 3 kez ayrılık var yani işte Barcelona sürecinde hepsi 3 kez ayrılık yani var. Ama geldiğinde bak kız kardeşinin doğum gününe gitti ya. Hı hı. Tekrar barıştıktan sonra ilk fotoğraf da aslında o Arda Turan. Aslıhan'ın kız kardeşinin doğum gününe gitti. Evet. Aslıhan işte bu fotoğraf. Aslıhan'ın babası, ailesi falan filan. İşte aslında zaman, burada işin ciddiyete bindiği yavaş yavaş görülüyordu. Çünkü bence Aslıhan bu sefer gelirsen bu şekilde gelirsin sinyalini verdi ona. O da zaten ailenin içerisine girerek bir de arkadaşlara da söyledi. Abi artık hani bir de kötü olacaktı yani. Bir uzun ilişkiden sonra bir evlilik bekleyen kız da tekrardan onunla da sonuca gitmeseydi bence toplum içerisindeki şeyi de bence sarsılacaktı. İmajı da bozulabilirdi. Ama ben aşk olduğunu ve birbirlerini çok sevdiğini de görüyorum. Doğru bir karar diye görüyorum. Dün yayınladığımız bu görüntülerde bak imam nikahı soruluyordu ya gülüyordu falan. Evet. Sence mesela burada var mı Aslıhan'da artık bizim için işler yolunda ya evlenme teklif edecek? Aslıhan'ın her zaman suratı bir gergindi bu ilişki süresince. Ben çok az gülen resmi olduğunu düşünüyorum. Hani beraber tatil resimlerinin dışında. O yüzden burada artık rahatlamış bir Aslıhan vardı yani. Evet. Çünkü sonuçta ben Arda'yı da çok seviyorum ama Arda'nın gelgitleri yok değildi yani. Tabii, bence Arda tesir altında kalan da bir çocuktu. Hani iki tane erkek arkadaşı ya abi ne evlilik falan diyorsa onun bile tesirinde kalabilirdi. Ama Allah iki insanı bir araya getirmek isterse bütün her şeyi tersine döndürür. İspanya'dan onu buraya getirdi. Tabii. Onun moralini bozdu. Aynen. Moralini bozuk olduğu zaman bir erkeğin morali bozuk olduğu zaman o zaman daha çok gerçekleri görüp o yanındakine sarılmak ister. Ben öyle düşünüyorum yani. O yüzden de her şey onlar için doğru bir sistematik bir şekilde. Bu da yüzüğü işte. Yüzük detayı Aslıhan'ın dün akşam Arda Turan'ın hediye ettiği evlilik yüzüğü de bu. Evet. Güzel. Yani hakkıyla Allah yani mutlu etsin ikisini de gerçekten. Bayağı şey. Peki böyle bayılıyorsun kadınların muhabbeti gibi büyüklüğü mü? Önemli olan bir şey diyorsun. Neye bakıyorsunuz? Kusura bakmadım. Ben hiç bakmam. Şimdi yani Arda Turan Türkiye'nin en çok kazanan futbolcusu. Ha, ona göre diyorsun ya, taşın büyüklüğü ona göre olacak. Ne yapacaksın? Küçücük bir şey alsaydın burada konuşacaktın. Ya Arda'ya yakıştı mı bu kadar ben küçük şeydi? Ben asla hediyeyle alakalı küçüklüğü büyüklüğü hiçbir şey karşı tarafı rencide etmem yani. Çünkü beni düşünmüş ve bana bir şey almış. Ha, aslan da rencide yani, etmez herhalde ama konuşulurdu millet. Konuşuruz çünkü bizim görgüsüzüz biz. Görgüsüz bir yani genelimiz böyle olduğu için onun küçüklüğü büyüklüğü önemli değil bence. Düşünüp almış ben hiç mesela çok peki böyle bir evlilik teklifi bir şey almak ister miydin? Yani İsterdim. Mesela iki yıl süren bir ilişki, ayrılıklar, barışmalarla süren bir ilişki. Evet. Sonunda bir arkadaşının doğum günü. Mesela daha özenli bir şey baş başayken bir yemek başka bir yerde falan mı? Yoksa böyle bir doğum günde, Saffet Ulusoy'un doğum gününde mi?
Saffet Ulusoy'un doğum günde değil tabii ama. İşte onu diyorum ben. Yani isterdim. Belki hani tabii orayı tercih etmesi, bütün arkadaşları orada. Nerede ederse etsin, etmesini isterdim. Evet. Bir şekilde bak, ederdim. İşte Saffet Ulusoy'un doğum günü. Eşiyle beraber hoş geldiniz falan diyor Özlem Hanım'la beraber. Çok yakın arkadaşları. Gelenler de Arda'nın, Saffet'in çok yakın arkadaşları aslında, yani tanıdığı. Şimdi bence şöyle bir şey olmuş. Bütün arkadaşların da her daim, her dakika toplanabilecekleri bir şey. Hani ona sürpriz olacak ya, nereye gidecekler belli. Bir arkadaşım doğum gününe gidecek, gideceğiz dedi. Hani evet. Özel bir şey olsa anlayacak, nereye gideceğiz bu kadar kalabalığa diyecek kız. Yani kıza sürpriz yaptı çünkü. Evet. O yüzden de arkadaşının doğum gününde. Bak sahneye... Oğuzhan orada, Eser orada. Ev partisi yaptılar Saffet Ulusoy'un doğum gününde. Sahneye çıktılar. Hande oradaydı. Evet, herkes orada böyle eğlenceli bir ev partisi. Ve burada evlenme teklif ediyor. Bana kalsa... Evet. Benim izleyim ne biliyor musun? Daha özenli bir şey olabilirdi. Ben öyle düşünmüyorum. Evlilik teklifi. Ben hiç beklemediğim bir anda... bak kadın olarak bir doğum günü partisine gitmişiz. Yani hiç beklemiyorum gerçekten o sırada. Beklemediğim bir anda. Belki bir şey mesela olmuş. Geçen yaz Sarp Akkaya'nın Sinem Yalçınkaya'ya bir evlilik teklifi var. Hatırlıyor musun? Basketbol maçına gitmişlerdi. Evet. Fenerbahçe maçına ve billboard'da benimle evlenir misin aynen, şeyi çıkmıştı mesela. Doğru. Bak şimdi o mesela evet. Çok şık, çok şaşırtıcı, herkes için sürpriz. Bu hafta sonu Başakşehir'le Fenerbahçe'nin maçı var. Evet. Mesela benzer sürprizi Arda. Evet. Statta yapsa, atıyorum billboard'da böyle bir... Gerçi o da şov yaptı diyecekler. Bak, şimdi Arda bak burada arkadaşının doğum günde bile orada sahneye eline mikrofonu alıp da benimle evlenir misin derken ben ne kadar utanan bir çocuk. Evet. Arda bunu tarzı gerçekten tarzı bu değil. Yani onu bile çok çekinerek ve utanarak yapmış yani. Naif o anlamda. Dolayısıyla statta falan teklif etse. O yüzden etse. De o olmazdı. Bence çok spontane olmuş ve çok beğendim. Önemli olan artık ilişkinin layığını vermek. Çünkü artık evlenmeleri gereken zaman geldi. Evet. Yani 3-4 ayrılık, 6 aylık ayrılıklar, başkalarıyla anılmalar falan bayağı bir debdebeli bir şey yaşandı. Bakma sen yani o kadar evet. Kolay değil. Ama yine söylüyorum bir kadın olarak Aslan'ı tebrik ediyorum. Çünkü mutlu olacak önemli olan. Sonunda mutlu aynen, olmak önemli. Evet. Yani bazen gurur çok önemli. Ama gurur yüzünden her şeyi de yıkmamak da gerekiyor. Evet, yakıp yıkmamak. Ama hemen onun böyle... ortasında nasıl buluruz çok gururlu kadınlar? Doğru. Onun işte ortasını doğru bulan. Onu bulmak lazım evet. Gerçekten. Peki o partiden çıkan Oğuzhan Koç'la başlayalım. Arda'nın teklifini de yorumluyor. Bakalım ne diyor Oğuzhan Koç? Ben iki kelam edeyim kaçayım. Bir doğum günü partisiydi. Aynen abi Saffet'in doğum günü partisine geldik. Ben biraz geç katıldım bir de erken çıkıyorum. Yarın stüdyom var. Davet. İçerisi böyle. Doğum gününde de çok güzel bir sürpriz oldu Arda Bey. Aslan Hanım'a evlenmeyi ben yetişemedim abi inan hiçbir şey bilmiyorum. Hayatımın en güzel parçası olan Aslan'a. Ses çok kalabalıktı. Geç kalmayayım diye yetişmeye çalışıyorum. Şimdi de kaçıyorum. Yarın işim var diye. Benden laf alamazsınız yani. Peki siz Yağmur Hanım'a evlenme teklif etmeyi düşünüyor musunuz artık? Zamanı geldi. Hayırlı geceler olsun. Hadi bakalım. Yağmur Tanrı sevsine size diyecek misiniz, evlilik teklif edecek misiniz diyorlar. O da hemen topukluyor olaydan. Topuklu evet. Peki bak Murat yani. Boz'la Aslıhan da oradaydı. Pardon Aslı. Bir onlara da bakalım. Aslı Emre'de. Bakalım. Murat Boz'a. Bugünlü bir evlilik sürprizi geldi. Evet öyle oldu. Çok... Akşamlar kalmayacaksınız hemen soralım. Sizden de bir evlenme teklifi gelir mi? Akşamlar. Çok teşekkürler. Okey mi? Tamam. Murat Bey. Akşamlar çok teşekkürler. Olur mu ya? Arda Bey uyuyorum diye sinir patlama içeride. İyi akşamlar. Bak bunların en zor işi bu evlilik teklifleri. Düğünlerin en zor yanı. Bekar çiftlerdi biliyor musun? Özellikle erkek tarafları. Mesela Oğuzhan'a soruyorlar. Hemen kaçıyor. Murat'a soruyorlar. Hemen kaçıyor. Bence zaten evliliğe giden yolda ayrılıklar vardır. Ayrılık olmayan ilişkilerin aşkla evlilik teklifi ve evlilikle ilgili kararlar gitmesi mümkün değildir. Doğru söylüyorsun. Bak bu doğru. Acılar ve ayrılıklar işi sona götürür. Şimdi çünkü bak, aşkta kanun yok. Kural yok. Maalesef yok yani. Evet. Hani maalesef yok. Yani o yüzden de bence
Murat Boz'la Aslı Enver bir kere ayrılık yaşadı. Allah da yaşatmasın ama. Evet. Yani bir debdebeli dönem daha geçirdikten sonra onlar da böyle bir karar alabilirler. Gelebilir. Çok böyle süt liman giden bir şeyde erkek aklına gelip de hadi evlenelim mi demiyor çünkü. Evet. Yani akıllarının başlarına gelmesi gerekiyor bence. Doğru söylüyorsun. Özellikle erkek tarafının aklının başına gelmesi gerekiyor. O yüzden de ayrılık çünkü bak bunları gerekiyor. Verirken şimdi kendimi düşünüyorum ben nasıldı falan filan diye. Öyle 3-3,5 yıl falan ilişkiden sonra evet. Kavgalar, ayrılıklar falan filan. En son şu noktaya geliyorsun. Ya kaybedeceğim. Aynen. Ya gitti gidiyor. Aynen gitti gidiyor neyse. Yani çünkü ya elinle vereceksin başkasına evet. Ya da sonra yapacaksın. Hemen... Yani bunun başka bir şeysi yok. O yüzden hani ayrılmışlar da nasıl bir araya geldi. Hepimiz ayrılırız. Hepimiz tekrardan barışabiliriz. Ama önemli olan doğru zamanda ve doğru yerde o teklifin gelmesiydi. Bence... Arda tam timingi doğru yani. Doğru yaptı. Murat Boz için de biraz daha vakit var diyorum ben. Peki aynı partiden çıkan Eser Yenen'le için ne diyorsun? Onun bak, için yani diyecek laf bulamıyorum. Ama yeni bir sevgili bulmuş. Yeni sevgilisi var. 2 aylık ilişkisi varmış. Süper. Bak, bak çok sevindim. Bir görelim bakalım. İyi sabahlar abi. Nasılsınız? Eyvallah. İyi siz nasılsınız? Teşekkürler. Yine bir ev partisi bu sefer sevgililerle ama. Abi evet. Evet öyle. Benle hiç alakası yok lütfen yani hiç alakam. Sizin de bir hanımefendi arabanıza bindi yüzünü bayağı sakladı bizden. Sakladı mı? Ya, ama bayağı sakladı hani evet. Böyle panik oldu biraz. Evet. Hayırlı olsun diyelim mi artık? Sağ ol abi. İlk öğrenelim. Öğrenin yani. Abi. İki aydır beraberiz. Çok mutlu bir aşk yaşıyorum. Yarım saat önce falan kadar geldi sanki mekana. Hayır. Beraber geldi. İki aydır beraberiz. Ciddi bir ilişki yaşıyoruz. Bunu söylemek de size nasip olsun. Çok güzel yani her şey. Evliliğe yaşıyoruz. Doğru gidiyor diyoruz. Hemen demeyelim ama mutluyuz yani. İnşallah gider. Yani öyleyiz. Çok mutluyuz abi. Arda evliliği teklif etmiş. Bir tık sonra geldim. Artık kısmet bize abi. Biz de bir gün teklif ederiz inşallah. Şimdi yüzünü ne zaman göreceğiz? Arabaya bindiğimiz 14 Şubat'ta. 14 Şubat'ta. Valla planımız oydu ama şu an siz yakaladınız bu yani. Abi Instagram'da söyleriz ya. Hayırlı olsun hanımefendi. Camı açsın. Eser Bey ilişkiyi onayladı. Evet. Eser Yener'in yeni ilişkisi de bu hanımefendiymiş ama ismini öğrenemedim. En çok ben sevindim buna. Çünkü Eser Yener'lerin bütün arkadaşlarının ilişkisi var. Ve o tek başına ve mutsuz olarak onların arasında olduğu zaman partiler yapıyor. Onları gece sokağa falan çıkartıyordu. Onların ilişkisini de bozuyordu. Şimdi artık... Yapamayacak. Arda'nın teklifinden sonra gelmesi iyi olmuş değil mi? Aynen. Ona yetişemedi iyi olmuş. Şaka yapıyorum. Orası Latife o kadar da kötü kalpli olduğunu inanmıyorum ama mutsuz adamların yani daha doğrusu ilişki yaşayan adamların erkek arkadaşları bekar ve gezmek istiyorsa arkadaşlarına en ufacık bir ayrılıkta yoldan çıkartmaya çalışırlar. Eser'in de artık ilişkisi olduğuna göre evet. O da ama ayrılmasından hanımefendiye söylüyorum sakın gerçekten Eser'le mutlu olun ve ayrılmayın. Size de mutluluklar dileriz bu arada diyoruz. Evet. Aynı partiden tabii Arda Turan'ın çıkışını görüntüleyememişler. Çünkü Arda Turan evlilik teklifiyle ilgili sorular geleceği için arka kapıdan kaçmış. Sonra gece eve gitti ve şu mesajı paylaştı. Her şey çok güzel, çok şükür ama 12 olmadan uykuya... Sabah idman var, hafta sonu finalimiz var, iyi geceler dedi. Çünkü hafta sonu Fenerbahçe maçı var, Başakşehir'in şampiyonlukta önemli bir maç. O yüzden erkenden yatmış 12 olmadan uykuya dalayım diyor. Peki bir başka aşka bakalım. Bak mesela Murat Dalkılıç'la Hande Erçel'i sen birbirine yakıştırmayanlardandın galiba. Yakıştırmamak haddim değil. Sadece Merve üzülüyor diye... Merve'yle daha çok yakıştırdım söyle. Evet yakıştırmayanlar da var. Murat Dalkılıç'la Hande'yi hayranları. O yüzden Murat kızıyor, eleştiriyor onları. Ne? Bir haberimize bakalım şimdi ne diyor. Beynimi yediler, doymadılar, nasıl arkadaşlar tıkı bunlar. Murat Dalkılıç önce günah çıkardı. Sonra özel hayatıma karışma mesajı yolladı. Cümle aleminden, gönül işlerinden, mevzu açma hüzünden, hüzünlü zafita.
İki yıl önce kendisi hakkında müzikal eleştirilerde bulunan Naim Dilmener hakkında sosyal medya hesabından sert bir yazı paylaşan Murat Nalkılıç, bu yaptığı açıklamalara şimdilerde çok pişman olduğunu itiraf etti. Yine aklım çok karıştı. Nalkılıç, iki yıl önce eleştirdiği Dilmener için müziğimi beğenmemiş sadece, benim emeğime değer verip dinlemiş ama... Özür dilerim Naim abi sana darıldığım için diyerek bir nevi günah çıkarıyor. Değerini kaybetmişim, canından çok sevmişim, affet çok geç anladım. Murat Dalkılıç'tan özel hayatıma karışma mesajı. Dalkılıç'ın son sözleri ise Merve Boluğur'dan boşandıktan sonra oyuncu Hande Erçel'le yaşadığı aşkla ilgili kendisine yapılan ağır eleştirilere bir cevap niteliğinde. Çok da yakıştırdık. Hayırlı bugün... olsun diyelim. Sağ olun. Nasıl gidiyor? İyiyiz. Gözünden ama kalbimi sıkıyor. Murat Dalkılıç, bu benim hayatım. Allah'tan başka kimseye hesap vermeyeceğim. Kimi sevip sevmeyeceğimi kimseye sormayacağım. Kalpleriniz iyi niyetle dolsun inşallah. Sağlıcakla diyerek Hande Erçel'le başlayan ilişkisine sahip çıktı. Biz yazdık yeni biz bozduk sınırı çizdik. Bize de uyduysa çak çak diyoruz ben diyene. Vah vah diyoruz bilmeyene. Evet. Yine de niye aferin biliyor musun? Daha yeni bir ilişki olmuş olmasına rağmen kızın arkasında nasıl duruyor? İşte ben bu duruşu olan adamları seviyorum. Çünkü ne olursa olsun diyor ki kimi seveceğime, kiminle ne yapacağıma ben karar veririm diyor. Doğrusu da gerçekten o karar verir. Sadece iki insanın mutlu fotoğrafları elimizde çok olunca bir evlilik yaşadılar. Birbirlerine de çok yakıştırıyorduk. Ayrılıktan sonra uzun bir zaman ikisinin de hayatında hiç kimse olmadı. Merve'nin hala yok. Çok da uzun değil ya. Belki de işte tekrardan barışır diye ümit ederken böyle bir şey olunca tabii bir herkesin morali bozuldu haliyle. Çünkü insanlar iki seven insanın ayrılmasını istemiyorlar. Başkasıyla beraber olmak çok kolay bir şey. Yani kolay değil ama yani fiiliyatta çok kolay. Ama içten gerçekten seviyor mu? Şimdi yeni gelen bir öncekini de eğer tamamını içinden ve kalbinden ve beyninden silmediysen o yeni gelene de haksızlık olur gibi geliyor bana. Hani doğru yeni bir süreçte mi? Hamar atmış. Çünkü Murat Dalkılıç'ın gönlünü hamar attığıyla fethetti diyorlar. Popçu Murat Dalkılıç yakın çevresine Hande Erçel'in tüm ev işlerini hallettiğini ve bu yüzden çok mutlu olduğunu söylüyormuş yakın çevresine. Ama o zaman bütün Türkiye nüfusunun genel erkeklerin bu hamarat, biz kadınlar olarak çok hamaratız genelimiz. Siz bu yüzden bizi el üstüne taşımanız gerekirken taşımadığınız çok önemli oluyor. Ama tabii şimdi oyuncu yani. Hem şey nedir Hande, Merve desen öyle. Dolayısıyla hani onlar biraz daha ev işlerini ya da o hamaratlık ne kadar ev işiyle uğraşır, ne kadar ne yemek işiyle uğraşır. Ne hamaratlıklar yaptım Cengiz, ne hamaratlıklar yaptım biliyor musun? Eğer işe yarasaydı yani inan ki başka bir şey. Yani başka bir şey. Bence erkekler her ilişkide olgunlaşıyor ve her kadında bir şey öğreniyor. En son gelen kadın en rahat kadın oluyor. Anladın mı? Yani ben öyle düşünüyorum. Başka bir şey düşünmüyorum bu işte. İnşallah iyi gitsin tabii ki. Mutlu olsun hepsi. Merve de olsun. Biraz, yani şeyi kabullenemiyor herkes. Çok kısa bir süre oldu ya hemen ilişkileri başladı. Ama işte yaralar da sarılması gerekiyor arkadaşlar. Yani hayatta aynı acıyla da devamlı yaşamak da çok zor. Hande ile ilişkileri iyi gidiyor gözüküyor. Çünkü İzmir'e gitmişti Murat Dalkılıç. Hemen ardından Hande de İzmir'den bir fotoğraf paylaştı. İşte bu İzmir görüntüleri. Ne diyor? Hayranları sürpriz yapmış. Şu an ne oldu? Arabayı koydun değil mi biraz önce? Evet. Şu an çok arabasını süslemiş hayranları. Ama çok teşekkür ederim. Yerine ulaştı. He. Alsancak'a bırakmış arabayı. Bir gelince hayranları. Yeni geziyor bir de bak. Ay İzmir'de çok sevdim. Değil mi İzmir? Ve Murat Dalkılıç şey İzmir'deydi. Hande Erçel de aynı şekilde İzmir'den. Ay ne güzel. Baksana ne güzel yapmışlar. Ben de zannettim ki Hande'ye yaptı. Evet o. Yok hayranları Murat'a yapmış. Hande Erçel de aynı günün akşamına doğru bu fotoğrafı paylaştı İzmir'den. Demek ki bak ilişkileri devam ediyor. İzmir'e falan da beraber gidiyorlar diye. Ya duygusal bir toplumuz. Instagram'da bana da atılan mesajlardan ve herkesin resmin altına yazılanları genelde okuyorum, bakıyorum. Mesela kimler kimlerin kimle olmasını istiyorsa
hepimizin altına resimlerine mesaj atıyor, yazıyorlar. İşte sen böyle yapma, işte sen tabii, niye de. Böyle yapıyorsun, sen onu seviyorsun, o seni onu seviyor, niye falan. Böyle oldu. O yüzden hayranların olduğu gibi bizler bile, aa bak ben mesela Merve Boloğlu bana uzak gelen bir kız, hiçbir tanışıklığım yok. Yani özel bir sempatim de yok ama belki barışırlar diye artık barışma edin. Olmayacağı gibi yan yana bile gelmek istemiyor. Çünkü geçen gün bir parti vardı. Cüneyt Öztürk'ün partisi. Ortak dostları Oğuzhan Koç hemen aramış Murat Dalkılıç'ı. Merve Boloğur geliyor deyince aman sen gelme demiş. Dolayısıyla aynı partide bile pişti olmaktan son anda. Niye? Artık aynı mekana da mı girmeyecekler? Yok, ben öyle bir şeye daha tahammül edemeyiz. Saçmalama. Niye? Daha yeni ayrılırken. Hayır, Hande Erçel olamaz. De gelmiyor. Murat Dalkılıç tek başına geliyor. Bir ortak arkadaşlar. Şimdi Oğuzhanlar, Eserler, bu Cüneytler. Ha, ben yanımda hep... Hande var. Yok Hande yokken. O kadar Hande da büyük saygısızlık yapamaz yani, herhalde. O Hande'siz gidecek. Yapmaz herhalde Murat Dalkılıç'ta o kadarını. Yani. İşte Hande Erçel'in bu... Zor işler yani. Birisini sevip en yakın olup ondan Merve sonra da en uzak olup da bir başkasına tekrardan yakın olmak. Bir erkek nasıl kabul edebiliyor, seviyorsa bir kadının bir ellerine başkasına vermeyi. Yani çok zor bir şey aslında ama demek ki bitmiş onlarda bu iş. Bitti tamamen. Ama yine de pişti olmamak için işte o partiye... Murat Dalkılıç gitmedi. Merve Boloğur gitti. Böyle siyah kıyafetler, deri elbiseler. Merve çok güzel giyinen bir kız. Yeni bir projeye de başlıyormuş. Ben Merve için her şeyin çok daha güzel olacağını düşünüyorum. O geceden üzüldüm. İşte fotoğraflar bak Merve. Evet. Ve koyu falan. Saç ona çok daha fazla yakışıyor Merve'ye de. Başarılı bir kız Merve. Yani çok daha başarılı bir kız. O yüzden de en güzel bak. Kariyerinin en iyi olduğu yerde gitti Murat'la evlendi. Muhakkak annesi diyordur ki yapma demiştir, dinlememiştir. Kesin o anne kız şu anda evde oturup televizyon seyrederken annesi ona diyordur ki en güzel kariyerin en güzeline gittin bununla evlendin. Bak ne oldu demiş diyordur. Yani bazen anneleri dinlemiyoruz ve sonları da böyle oluyor yani. Evet. Neyse hiçbir şey önemli değil, tekrardan başlarsın yani. Peki Doğulu annesi var mı arkadaşlar? Annesi ve aynen bir bakalım. Ozan Doğulu'nun annesi ve eşi Ece'nin doğum günü dün akşamdı. Evet. Kenan yok mu? Kenan Los Angeles'a döndü galiba. Evet. Kenan gitmemiş. Çünkü her sene eşi Ece ile annesinin doğum günü aynı. Her sene böyle birlikte kutluyorlar. Mesela Ece de çok zarif, naif bir kız. Ozan bazen burada şakasını yapıyoruz ama Ozan da çok kolay bir çocuk değil. Ama aileyi bilen bir çocuk. Bak ailesine ehemmiyet evet. veren ama biliyorsun bazen 12'den sonra kurtlaşan ve sokağa çıkan evet. falan bir çocuk. Şimdi bak geceyi uzatan böyle. Ece de evliliği idare ediyor. Tabii ki. Anladın 3 tane mı? Çocukları var ve hani... Evet gayet iyi idare ediyor bence de mesela. Bu kadar şeye rağmen işte yok sabahlara kadar eğlendi yok şununla görüştü falana rağmen onu yönetmeyi, o krizleri aşmayı ve evliliğini sürdürmeyi devam ediyor. Bak 3 çocukları da mutlu mesut yaşıyorlar. Ama annesiyle birlikte aralarında 2-3 gün varmış ama hep ortak doğum günü kutlarlarmış. Demek ki Ozan'ın da bu hareketlerini tolere eden iyi tarafları da var. Çünkü birilerinin iyi tarafları oldukça olursa iyi tarafları demek ki ağır yani. Basıyor ki aynen. Bu evliliği de Ece mutlu mesut yürütüyor. Yoksa, yani yoksa hani her gece dışarıda olsa çocuklarla ilgilenmesi, eviyle ilgilenmesi, eşiyle ilgilenmesi herhalde her kadın gibi Ece de isyan eder. Evet burada işler iyi gidiyor. Başka? İyi gidiyor. Tarkan tarafına geçeceğiz. Kenan gelmemiş onu bir kez daha hatırlatalım. Zaten Beren Los Angeles'taydı. Evet. Belki geldi, görüntülerde yok şu an elimize gelen. Evet ama İstanbul'da onu biliyoruz Kenan. Peki Tarkan'a bakalım. İyi haberler demişken bak güzel haberlerden gidiyoruz bugün. Tarkan baba oluyorum diye. Çiziliyor. Konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar. Doğru mu? Değil mi? Değil desek de inanmıyorlar. Yok öyle bir şey desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Ay Bay Nişan beni öldürdü. Evet, doğru. Baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de. Duyduğum evet, en seksi çocuk baba olma mesajı gerçekten. Ses tonu, konuşma tarzı, bakışları.
Yine Tarkan sanki bir şarkısının sonunda şiir okuyormuş gibi geldi bana. Gerçekten. Eşinin 3 aylık hamile olduğu söyleniyor bu videoyla. Şimdi zaten biz de konuşuyorduk bunu. Fakat acayip capsler olacak şimdi. Olmaya başladı bile. Çünkü Alişan Sabahleyin Tarkan'ın taklidini gördüm, yaptı. Öleceğim yani gerçekten. Şimdi ben geçen sene sana demiştim, bir hastaneye gittim ve oraya Tarkan geliyor çocuk sahibi olmak için dedim. Evet. Hatırlıyorsan. Evet. Ve bugün bu mutlu haberi aldık. Çok mutluyum onun için gerçekten. O da mesela hiç beklenmedik. Eşiyle alakalı işte Tarkan'ın yanına neden işte bu kızla evlendin falan, bir sürü ona da mesajlar geldi. Bak burada da yine bir dik duruş var. Hmm. Bazen sanatçıların yanında istiyorlar ki çok ihtişamlı. Erkeklerin yanında çok ihtişamlı. İşte göz alıcı, çok göz alıcı birileri olsun istiyorlar. Bizim yanımızda da çok zengin ve çok büyük iş adamları olsun istiyorlar. Ama iş böyle gitmiyor. Çünkü siz zaten şaşalı bir hayatın içerisindesiniz ve yanınızdaki insanın sizden daha sade olmasını istiyorsunuz. Daha güvenilir bir ortamda, seninle hiç alakası olmayan birisi olmasını istiyorsunuz. Yani bu farklı bir şey. Tarkan da tamamıyla böyle bir seçim yaptı ve bence doğru bir seçim yaptı. Bazen seni sevdiğini seçerseniz siz de onu sevebiliyorsunuz. Bak bu çok önemli bir şey. Hani bu görücü usulüyle evleniyorlarmış geçmişlerde. Bazen bakıyorsun onların evlilikleri 30 sene sürüyor, bu yıkılmıyor. Saygı yavaş yavaş bir şeyler başlanıyor falan. Bilmiyorum yani, ama seni seveni seveceksin hayatta. Evet, bu burada da dediğin çok gibi. Hayranıydı, çok büyük hayranıydı eşi onun. Hiç olmayacak bir şey, peri masalı gibi bir şey gerçekten. Şimdi baba olacaksın duyurdu. Dediğin gibi geçen yıl söylemiştin sen de. Burada da konuşmuştuk hamile oluyorlar diye. Hatta açık havada bile, konserlerinde bile hamile mi değil mi diye işte. Ama demek ki 3 aylık hamile ve yaza doğru, yani Ağustos'a Tarkan'ın doğru, çocuğu nasıl olacak bilmiyorum yani. O masmavi gözler falan, inşallah sağlıklı olsun. Fallar bakılmaya başlandı, herkes yorumlar yapıyor. Kız mı olacak, erkek mi olacak diye. Ay kızı olsun. Ama şimdi benim burada eleştirdiğim nokta ne biliyor musun? Yine buldun değil mi? Bir nokta buldun. Evet. Ha, söyle, ne şimdi buldun? Tarkan mesela bu görüntüde çok konuşulacak. Şimdi baba oluyor falan. Hani soruyorlardı, konuşuyorlardı falan böyle sessiz. Evet. Şimdi zaten pek çok şey çıktı. Sosyal medyada herkes bu videoları çekip kamerayı kendine yaklaştırıp suratını yaparak çok gözlerini açarak olacak falan çok komik şeyler yapıyorlar. Yani sosyal medyada bugün takip edin. Pazartesi'de yayınlarız neler olduğunu. Ama ya kendi başına yapmadın ki bu çocuğu. Ya hani bir eşinle beraber bir fotoğrafını koy. Bir şey yap. Onun üzerine ne bileyim şey, beraber video çek. Hani sanki kendi yaptı, kendi doğuracak falan gibi. Ama baba oluyorum diye. Tamam, buradaki tabii ki özne bu ilişkide Tarkan. Tabii ki megastar olan Tarkan. Tarkan'ın bunu duyuruyor olması, babalık heyecanını hayranlarıyla paylaşıyor olması tabii ki doğru olan, yapılması gibi. Ama yani bir de eşinle beraber bir fotoğraf, hani baba oluyoruz, anne oluyoruz. Şöyle, çok Alaturka bir durum olurdu o Tarkan için. Baba. Niye? Olmaz. Tarkan bir de kamerada ve görüntüsünün iyi olarak çıkmasını isteyen bir çocuk bir kere. Bak bunları baz alman lazım. Bu videoyu sen de kaç kere çekmiştin? Bu videoyu kendisi nasıl güzel çıkıyorsa bir kere öyle çekti. Şimdi karısı da olsaydı o öyle bir planlama olamayacaktı, bir. İkincisi, hiçbir zaman eşini klipte de oynatmış olmasına rağmen bir saniye mi üç saniye mi ne gördük. Onu öne çıkartmak istemiyor. Yani aile hayatını, evet evlendi ve şimdi de çocuğu oluyor ama bunu bütünüyle ailecek bilinen bir Tarkan olmak istemiyor. O bunu bozmak istemiyor. Bence de bozmaması doğru. Yani ailesi var, eşi var, biliyoruz, okey. Ama her daim eşinle fotoğraflar koyduğu zaman o zaman başkaları gibi olacak. Yine Tarkan'ca bir şey yaptı. Bence doğru bir şey yaptı. Yani eşiyle tabii beraber paylaşsa belki, yani bir fotoğrafını altına koysa ya da ne bileyim ailemiz büyüyor falan dese tık diye. Bence ona da sıra gelecek. Evet, yani o da biraz daha ilerleyince ama ilk haberi ilk önce yalanladılar çünkü biliyorsun baştan bir hani cevap vermediler, bir çekimsellik oldu. Ama doğru hissettiğimizi o da kabul etti. Ama ilk işareti 2 gün önce Uludağ'da Gülşen verdi. Gülşen. Bakalım arkadaşlar Gülşen ne demişti? Ozan'la beraber dün yayınladık hatta o görüntüleri. Beni çok sev, kimseye verme.
seveceksen ömürlük sev, bir günlük sevme. Erkan Bey de sosyal medyada sürekli paylaşıyor. Evet. Çok seviyor. Onlarla bebek hasretleri var mı? Önerileriniz var mı? Öneri değil. Herkes zaten hani güzel bir evlilikleri var. Onların da düşündüğü bir şey bildiğim kadarıyla. İnşallah hayırlısıyla onlar da bir evlat sahibi olurlar. Bence burada Gülşen biliyor zaten. Tabii. Değil mi? Gülşen biliyor. Evet. Gülşen bilmeyecek, kim bilecek? Aynen, yani Ozan Çolakoğlu her dakika dostlar. Beraber. Azun sürekli işte kucağındaydı. Tarkan paylaşmıştı bu fotoğrafları. Biliyor. Bu da iki gün önce Gülşen bunun ipucunu verdi. Tarkan da dün akşam açıkladı. Hayırlı bak, uğurlu olsun. Demet Akalın ya sonunda Gülşen sonunda demiş. Gülşen de öpücü şeyde kalpler göndermiş. Ondan sonra Deniz Seki var. Evet, Deniz Seki var beğenenler arasında. Maşallah diyen var. Zara var. Gülşen var. Hepsi, Ceylan var. Hepsi paylaşmışlar Tarkan'ın baba olmasını. Tabii ki Pınar Hanım'da. Yani hepimiz çok mutlu olduk olmasını. Gerçekten. Çok çok mutlu olduk. Yani neden bilmiyorum ama hani Tarkan'ın evlenmesi, çoluk çocuğu olması falan, hep Tarkan'ı böyle robot gibi gördüğümüz için hiç Tarkan'da bu tip şeyler olamazmış gibi gelirken yavaş yavaş yıkmaya başladı. Hatta şeyde çok şaşırmıştım. Birisinin düğününe gitmişti, yanında çalışmış olan, çalışıyor olan bir. Evet, orada oynuyor. Orada oynuyordu falan. Yani belki bence dinliyor. Eşinin ona olumlu şeylerdi. Evet, tamamıyla öyle olmamalı yani görüntü olarak ama biraz daha nasıl Ajda Pekkan yıllarca jüride işte The Point dediği için eleştirildi ama uzak kaldı ve zamanla Ajda Pekkan da bunu kırdı. Daha yakın oldu. Bence bu kız da yani eşi de Tarkan'ın biraz daha bize yaklaşmasına, insanlara yaklaşmasına neden oldu. Doğru, iyi oldu bence. Peki hayırlı olsun bakalım. Hayırlı Ağustos'a olsun. Kadar inşallah her şey yolunda gider de sağlıkla kucaklarına alırlar bebeklerini. Amin. Peki Gökhan Özoğuz'a gidelim. Nişantaşı'nda görüntülendi Gökhan, Athena Gökhan. İyi, yoğun. Yoğun. Bu çekimler sırasında Yıldız Tilbe ile kavga edildiği söylendi. Eski bilmiyorum. Haber o ya. İlk geldiğinde bir öyle şey vardı. Ondan sonra konuşuldu, halledildi o. Şu anda peki aramız nasıl? İyi mi? Finali seyrettiniz mi? Seyrettim. Orada görürsünüz ne halde olduğunuzu. Yıldız'da küs kalınmaz ki zaten. Öyle mi? Tabii. Yani o da eski haber. Devamlı Temcit Bilebo gibi öne geliyor da o eski haber o. Tekrardan tartışıldı. Hayır. Ama öyle bir şey yok yani. Hani on yani Yıldız'la insanlar biliyorsunuz normalde konuştukları zaman pek anlaşamazlar. Ben anlaşıyorum. O, anlaşıyor. Her zaman. Her zaman. Yılbaşı diyorum. Sevgililer günü geliyor abi. Var mı bir plan, bir proje, ne yapacaksın? Benim sevgililer günü gibi yani onlar çok komik günler bence. Olmayacak işler yani. Her gün sevgililere, her gün sevgililer günü. Yani bu kutlamaya karşı mıyız peki? Karşı değilim tabii ki de beni ilgilendiren bir gün değil. He. Yani hani sevgililer günü olarak ismini koyduğunuz zaman bir gün mü kutluyorsunuz onu? Sevdiğiniz insanı her gün seversiniz. Ya adı konmuş. İşte adı konmuş, bana çok ticari geliyor onun için. He. Biraz tepki değil yani beni pek ilgilendirmiyor açıkçası. Bir sahne falan var mı? Bilmem, bilmiyorum şu an. Haberim yok. Kolay gelsin. Evet Gökhan. Allah, kusura bakma Gökhan'cığım da yani ticari günler deyip de geçiştirmeyin. O zaman evlilik yıl dönümü de geçiştir. O zaman doğum günü de gelir. Bazı özel günler belirlenmiş. Ticari veyahut da değil. Herkesin sevgilisi kutlarken sen kutlamazsan olmaz yani. Olacak gibi bir şey değil. Kutlansın diyor musun sen? Ben kutlar mısın? Ne hediye alacaksın mesela? Ya alacak mısın ya da? Ne zaman? 14 Şubat'a yani 5 gün var. Yani genel olarak konuşuyorum ben şimdi. Bana getirmene gerek yok konuyu. Ben bir kere zaten sevgililer günde burada seninle baş başayım. Aynen. Biliyorsun. O yüzden de ben kutlayamayacağım zaten sevgililer gününü. Ama şöyle genelde akşam insan... Akşam kutlayacaksın. Niye akşam kutlayacaksın? Biz burada bir daha ayrılıyoruz senden. Git birden sonra da sevgililer günü 14. Birden sonra bir sevgili bulayım diyorsun. Yapma. Şöyle bence hediye önemli değil. Ama bir çiçek... Bir hoşluk, bir kart yani kartın üstüne ne olursa olsun yani anladın ya mı? Ya ticari bir gün falan bu yıllarda tartışılan mesele şimdi Gökhan'ın dediği. Yani ya bu ticari gün işte kapitalizm dayatıyor, şu oluyor, aşk böcek falan filan diye. Yani haklılık payı var ama
Bunda da kötü bir şey yok. Yok evet yani. Alınsın abi, çiçekçi de kazansın, böcekçi de kazansın, hediyeci de kazansın. Hayır yani bir şey kazansın diye. O sektörde gün kutlanıyor dönüşsün. Mu? Kutlanıyor. Sen de duygularını belli etmiş ol bir vesileyle. Evet. Dediğin gibi çok büyük hediyeler almana gerek yok. Yani ara sıra insanların kendine özel bir gün belirleyip de o günde bir hoşluk yaşatması da bir değişiklik yani. O yüzden de bir yemeğe gidersin, bir gül alırsın, bir şey yaparsın. O da güzel. Kadına her şey yeter. Seven kadına yani. Evet. Hani illa hediye alması gerekmiyor. Ama şeye de sinir oluyorum şey söyleyen erkekler. Buna ne gerek var? Böyle günler kutlanmamalı falan. Böyle saçma evet. sapan. İşte yani... Yıldız da Barış yani küs olmadığında... Finaldeki son görüntülere bakın görürsünüz ya dedi. Ya Yıldız'la, Yıldız huysuz ve tatlı kadın. Ama ilk başta kavgayı da teyit ediyor tabii ki işte Gökhan. İlk başta yaşanmıştı daha jüriye ilk geldiğinde. Aralarında bir tatsızlık yaşandı. Hatta ben yazdım. O zaman da yalanladılar falan ama işte onun doğru olduğunu da şimdi Gökhan söylüyor. Ama hallettik. Ya Yıldız'ın şeyleri, Yıldız'da küs kalınmaz diyor. Aynen. Pik yapıyor o. Kızdığı anda bir vuruyor yukarıya. O anda artık Allah'a ne verirse. Ondan sonra pişman oluyor. Çünkü yufka yürekli bir kadın. Ama şey dediğin gibi yani Yıldız onu öyle kabul edince o zaman kimse tartışmaz onunla. Peki Hande Ateş'ine bakalım Nişantaşı'nda dudaklara dikkat. Ya bıkmadım. Bir bakalım ama Hande bak bakalım. Dudaklarında herkes yaptırtıyor valla. Konuşmayacağım şimdi. Dikkat edin. Şey toplantı yapıyoruz da ne olur. Başka zaman buradayım zaten. Plan günü geliyor. Hani neler yapacaksınız diye bir soralım Anne Hanım. Nasıl bir şey? Var mı plan bir proje? Her gün sevgililer günü bize öyle değil mi? Öyle mi? Bir dakika dur. Nişantaşı'da görüntüler. Ne yani bir mekandan çıkıyor ama burnunu yaptırmış gibi geldi bana. Burnunun şey burayı yani. Düzelttirmiş çünkü nefes alamıyor gibi duruyor. Şuraları birazcık dolgu ama herkes yaptırtıyor. Yani çok kötü anormal bir şey değil. Ya. Yani yeni bence Hande mesela çok şeyde de şu göğde bak burada mesela çok güzel duruyor. Yani Hande gerçekten çok iyi giyinen, çok zayıf, kaliteli bir kızdır yani. Ben onu tabii o biraz kendisine fazla oynuyor. Evet. Memnuniyetsiz aslında ama çok güzel. Fiziği de çok güzel. Yıllardır spor benim yapan... mesela ben de Hande'yi çok beğeniyorum. Yıllardır beğeniyorum. Bu hali de çok güzel. Yüzüne yeni yaptırmış bir şeyler. Ama benim korkum ne biliyor musun? Ne? Bundan 10 yıl sonra 15 yıl sonra ha. Yani bu kadar yüzle oynanınca acaba 15 yıl sonra ne yapacak? Artık herkes yaşlanacak 15 yıl. Olur mu canım ya? Yani niye artık... 60'ı var, 55'i var, 65'i var. Yani 65'i de artık yani ne yaparsan çünkü boş oluyor. Olur artık. Mu canım? Niye? O yüzden Ajda ekstrem bir durum yani. Artık yani şöyle bir şey sana bu gerçeği konuşalım. Şimdi genç olarak geçirebileceğimiz bir 15-20 senemiz varsa önümüzde ben bundan sonra her kadına söylüyorum. Yani 35'ten sonra her kadın ve erkek istediğini kendisine yapsın ve nasıl istiyorsa öyle yaşasın. Şimdi ben bu yaptırımları kızıyorum. Herkes birbirini eleştiriyor, herkes yapıyor. Yapmayan yok. Ama bu kadının çok eski hallerini biliyorum ben. Hande her zaman güzel bir kadındı yani. Fiziği de çok güzeldi. Kendisi de güzel bir kadındı. O yanlış bir burun ameliyatı geçirdi bence. Çok eski senelerde bir türlü de onu toparlatamadı. Sanki o bence toparlanmış gibi geldi ama belki yanlış da görüyor olabilirim. Filme başlıyor. Bir dokunuşlar yapmış. Buralarda şiş daha. Yeni yapılmış belli. Yeni. Yeni olduğu için. Bak şu ağzının açık olup nefes alması şeklinden öyle hissettim. Yani o benim yüzden... dedim şu yani bu kadar çok oynanınca 65'te ne yapacaksın deme ya. Çok güzel. Kadınlar var 65 yaşında ne yapacağız ya kadınlar erkekler. Hayır şunu demek istiyorum yanlış anlaşılmasın. 65 yaşında da ne yaparsan yap 65 yaşında olduğun olacağını bildiği için. Yani, bu sonuçta bir oyuncu. Eğer şuralara şimdi çok zayıf insanlarda mesela bak hepimizde oluyor. Çok zayıfladığın zaman yani çok zayıfladığın zaman yüzün çöküyor haliyle. O yüzden de o da bir şeyler yaptırmıştır böyle biraz hafif
dolgular molgular yaptırmış. Peki parmağında yüzük var Hande Atez'in ama bir son dakika gelişmesini duymayan kalmasın olarak aktaralım. Özel haber olarak Benjamin Harvey ile eşi Benjamin Harvey ile boşanma kararı aldıkları söyleniyor mu? Evet. Gerçek mi? Bu haber mi? Geldi. Evet. Yani. Doğru bilgi yani. Bizim Birsen Altuntaş'a istihbaratı iyidir. Dolayısıyla ona şu an gelen bir gelişme. Çünkü bir çocukları var. Hatta çocuk doğmadan önce de problemleri oldu, boşanacakları oldu, dedikoduları çıkmıştı. Ancak sonra çocuklar şimdi 3-4 yaşında var değil mi arkadaşlar? Belki daha mı fazla oldu? Evet, Leon var. Yani aynı kendi ülkenden, kendi kanından, kendi örf ve gelenek göreneklerine büyümüş bir adamla beraber bile evlendiğin zaman aynı kültürden gelen, onunla bile zorluk yaşıyorsun. İki tane farklı ülke, iki tane farklı yetiştiriliş tarzı olan insan. Bir de o Benjamin biraz şeydi, yani çok fazla mesafeli. Ben onu görmedim bile neredeyse. Bir iki kere Nişantaşı'na yürürken gördüm. Onu bir şey yapıyor olabilir. Belki mutlulardı sonra ama sonucunda mesleki başarısızlıklar evliliklerin bitmesine neden oluyor. Aynen. Net. Bir de sağlık problemi var değil mi arkadaşlar? Şimdi Benjamin gibi. Öyle mi? He. Benjamin burada ne yapıyordu Türkiye'de mesela? Biliyor bilmiyorum musun? Bilmiyorum yani. Hiçbir şey bilmiyoruz. Kız zorladı bence. Yani bu bir yük biliyor musun? Karşı taraf hiçbir şey yapmıyorsa. Ben yanlış anlaşılmasın. Belki de yapıyor ama ben bilmiyorum. Ama Türkiye yabancı bir yerde o adamı memnun etmek, ona çevre sağlamak, hayatı götürmek. Adam burada işini doğru yapabilecek mi yapamayacak mı onu sırtlamak. Hande için bence bu evliliği götürmek zaten bir yüktü yani. Yük derken zorlu bir şeydi. Evet. Kolay bir şey seçmedi yani. Ama eğer de hani mutsuz da oluyorsam ben bir adamla ve beni aşağı çekiyorsa da Leon kaç yaşında oldu arkadaşlar? 3 yaşında evet 3 yaşında. Ama bak şurada demiş ki sevgililer gününde ne yapacaksınız? O bize her gün sevgililer günü demiş. Şimdi ayrılacak olsa bize her gün sevgililer günü der miydi bilemedim. Ama belki henüz daha duyulmasını istemiyor olabilir. Çünkü daha önce de bir dediğim gibi boşanmayı düşünmüşlerdi. Son anda boşanma davası açmaktan vazgeçmişlerdi. Bende şöyle şimdi bir şey yok ama. Boşanma kararı almışlar. Ayrılık kararları, ayrılmalar, ayrı kalmalar hiçbir zaman bir sevginin bittiğini göstermez. Dolayısıyla iki insan ayrıldı diye birbirini sevmiyor anlamına gelmiyor bu bence. O yüzden de ben yani gerçekten bittikten sonra inanırım buna. Evet. Yani kavga edersin i̇nşallah, sevdiğin adamla da kavga şey ediyorsun ama. Yani herkes kavga ediyor. O yüzden bilemiyorum yani. Evet. Ama her kavgayı da duyurduğun zaman o ilişkiye ve evliliğe evliliği itibarsızlaştırdığın için söylemek istemeyiz. Yani annene bile söylemezsin. Doğru, doğru. Tabii kavga ettiğin yani. Zaman evde, bilirsin evde istemezsin ama, yani. Bu gelinen nokta biraz daha ciddi bir nokta gibi gözüküyor bu aşamada. Bakalım pazartesi günü bu gelişmeleri haberdar ederiz. Şubat ayından itibaren çok önemli bir dönem başlıyor söyleyeyim astrolojimiz olarak. Nerede Şubat'ta mı başlıyor? Bu ay çok benim Şubat ayı benim için de çok önemli bir ay. Yani herkes için. Çünkü bu saatten sonra çok önemli kararlar alabiliriz. Yani önemli kararlar alabiliriz. Kasım öyleydi. Aralık geldi öyle. Ocak geçti. Şubat geldi öyle. Hangi ay kötü anlamadım. Yetiştiriyorum belki. Ayrılıklar. Hayır Şubat ayı çok önemli bir ay. Şubat başlıyor şimdi. Hepimiz için önemli kararlar, başlangıçlar, bitişler falan. İyi. Bakalım neler olacak göreceğiz. Peki bu haberi de verdik ki Benjamin Harvey ile Hande Atez'in boşanacağı haberlerini inşallah son dakikada durumu toparlarlar, evliliği kurtarırlar. Aynen. Peki İrem Derici'ye bakalım. 14 Şubat'ta yani herhalde bir tek ben şarkı yapmıyorum. Evet. Ya bir tek ben kaldım 14 Şubat'ta şarkı yapmaya. Çünkü kimi görsem, kimi tanısam 14 Şubat'ta şarkı yapıyor, şarkı klip evet. hazırlıyor. Bunlardan biri de İrem Derici. O da yeni klip için hamile olmuş. Bir bakalım. Evet. Şarkının sadece teaser'ını yayınladılar. Hamile bir kadın evde yaşadıklarını ekrana taşıyor bu klipte. İşte İrem Derici Zekeriyaköy'deki bir villada 16 saatte çekilmiş klip ve Umut Eker yönetmiş. 14 Şubat'ta da piyasada olacakmış bu şarkı. Şarkıyı daha bilmiyoruz. Evet.
Evet, bu sene hiç olmadığı kadar Sevgililer Günü şarkısı oldu. Bakalım nasıl hangisini yani, dinleyeceğiz? Sabah 14 Şubat'ta kalkıp şarkıları dinlemeye kalksak akşamı bitiyor bulacağız, biliyor musun? Aa, evet, ama o kadar mutsuzluklar yaşanıyor ki belki böyle mutlu şarkılara da ihtiyacımız var. Seni seviyorum, seni hiç bırakmayacağım, ömür boyu mutlu olacağız gibilerinden. Yani ne yapalım, biraz da böyle bir günde bari mutlu olalım yani. Söz ve müziği Murat Kaynak, aranjesi Murat Mustafa Ceceli'ye aitmiş bu şarkı. Hadi gel bakalım 14 Şubat'ta. Evet. Peki bak bir hamamda şarkı söyleyen ünlü geliyor. Berdan Mardini. Bakalım. Öleceğim. Köprü altına kalmış. O zaman hamam boşaltacağım. Evet Selen'cim bak ya, hamamda ses iyi çıkar ya, Berdan'ın sesi zaten evet, iyi de. Evet ekolo. Aynen, Berdan'ın da sesi zaten iyi. Ve hamamda da böyle. Ek olunca mikrofon gibi böyle orada söylüyorsun ama hamam boşalmış o yüzden. Şaka şaka, gayet güzel. Berdan Mardin'in sesi güzeldir zaten. O da böyle değişik bir paylaşımda bulunmuş. Bulunmuş. Da o telefona yazık, o sıcakta ne oldu o telefona? Değil kim mi? Çekiyor ama bunu? Hamam. O gerçekten onu merak ettim. Peki Demet Akalın'a bakalım. Demet Akalın'ın biliyorsun sosyal medyadaki yazım hataları, kullandığı hatalı kelimeler, cümleler hepsi çok konuşuluyor. Ay. Ve bunun üzerine Demet Akalın tercümanı diye bir hesap açılmış. Allah Allah. Demet Akalın'ın yazdığı tweetleri düzelterek yazıyor. Ve oradaki imla hatalarını ve cümle düşüklüklerini düzeltiyor. Ve çok güldük tabii ki mesela. Ne var mesela? Dur bakayım ben. Dün akşam sahne İstanbul yine muhteşemdi diyor. Yine çok güzeldiniz, ben de fena değildim diyor ama buradaki ne değerler ayrı ne kelimeleri ayrı ayrı yazmışlar. Çünkü ben sana söyleyeyim mi neden öyle yapıyorum? Şimdi bazısı oturuyor oraya sanki kitap yazarmış gibi. Tamam mı? İşte üç noktasını koyuyor arkadan büyük harfle başlıyor. Bir saat onunla uğraşıyor düzeltmeler yapıyor. Öyle bir şeyi yok onun. Nasıl sana söyleyeyim? Öyle bir sabrı yok. O böyle yapıyor bak. Mesajı böyle yazıyor. Ben sana göstereyim. Ha öyle yaptınız mı? Tamam okey. Onu yaptınız mı? Böyle yazan bir kız. Umurumda belli değil. Zaten. Bak şimdi mesela bir tweet yazmış. Ben de yok yaparım. Karakolda vursaydı yüzleşirlen diyorum. Böyle ya bir şey. Ya bir de bu telefonlarda bu şeyi nasıl kapatacağız? Ben de neler yazmışım geçen gün ya karşı tarafa. Niye? Çok utandım sonra. Acayip kelimeler çıkıyor, anladın mı? Ha, klavye düzeltmeler. Evet. Onu, klavyeye gireceksin. Evet ama doğru yazdım zannediyorum. Gönderiyorum başka kelime başka diyor. Kelime onu ben de kapatmamız otomatik lazım yani. Kapatman o yüzden lazım. Böyle bizler yapıyoruz böyle işler. Yani çok hesapçı, kitapçı olmayanlar daha çok hata yapıyor. Bazıları da hayatta kitap okumaz biliyorsun. Sanki anlar, bir meydanlı olursa ezbere biliyor zanneder. Bizim Gökhan'la bak rejiden diyor ki 50 lira çözüyoruz biz onu. Ha? 50 lira çözüyoruz diyorlar. Reklamasını halledeceklermiş. Peki böyle aynı bazen şekilde. Bazen yazarken yukarıdan virgül koymak falan tamam. Ben de mesela hiç virgül falan koymadan hemen D'yi ayırıyorum. Çünkü uzun uzun onunla uğraşmak istemiyorum yani. Bazısı uğraşıyor, virgülünü koyuyor. Ya tamam koyuyor. O tamam. Kitap hiçbir itirazım yok mektup da. Mektup da yazmıyoruz. Tamam hiçbir itirazım yok ama D'yi D'yi ayırmayı da bil. En azından en basit Türkçe kurallarını, imla kurallarını bil ya. Ay imla kurallarından olmuyor işte. Onu bilmediğinden diye hızlı hızlı yazıyor. Ya, bilmiyor, bilmiyorsun. Bak şöyle ne yazıyor. D'yi D'yi ne yalnız yazmayı biliyorsunuz. Ne şey biliyorsunuz? Biliyorsunuz derken? Genel hata. Ha, anladım. Genel hata. Da bence bu onun bilmediğine ilgili değil. Ben onun mesaj atma şeklini gördüğüm için devamlı böyle bak. Ya, yaptın mı tamam o hep böyle yazıyor zaten. Ve sonradan insan bakar yani, o da bakmıyor. Bakmadan yani. Bakmadan gönderiyor. Umursamıyor yani. İyi, inşallah başka. O kadar vakti yok. Vakti olanlar düzeltebilir. Bu kadar hataya can kurban o zaman. Peki aynen. Hira ile fotoğraf... Ne demek istediğini anlatıyor mu? Anla, bazılarını da hiç anlatmıyor. Anlamayan anlamasın o zaman. Vallahi arkadaşımı anlamıyor. Da bu şekilde koruyorum. Hira havuza girmek istiyormuş. Bakalım babası ne yapıyor Okan? Ben normal bir kız evladına sahip değilim. Havuza girecekmiş bu soğukta. Bak iddiaya bak iddiaya. Nereden çıktı bu Şengül? Bir yerden gördüm. Daniel'le konuşurken çıktı. Evet. Gerçekten normal bir kız evladına sahip değilim. Peki. Onun da öyle olması normal yani. Aynen. Bu onların evi herhalde değil mi? Evlerin
Öndeki havuz mu? Evet evet, kendi evet, havuzları. Kendi havuzları ve orada kış vakti. Fakat bir yemin ediyorum Okan maşallah o kadar iyi bir baba ki, o kadar ilgili bir i̇yi, baba aman, ki. İyi aman ne güzel. Yani onun o şeyini çok seviyorum gerçekten. Evet. Peki dün Hande Subaşı'nın Altun Leblebici'den ayrıldığını duyurmuştuk. Bugün de kameralar Hande Subaşı'yı gördü ve sordular bunu. Altun Bey'le ayrılık. Evet, biliyorsunuz haberlerle ilgili konuşmayacağım. Peki az çok, az çok tanıyorsanız yorum yapmayacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yok, Aslışah Hanım'la da arkadaştınız çünkü. Aranız bayağı. Konuştunuz mu bunu hiç Aslışah Hanım'la da? Yani hiç yorum yapmayacağım. Onun tarafında zaten... telefon geldi mi böyle bir şey yok diye bir olay var. Diye. Arkadaşlar magazin kendisi haber yapıyor. Sonra bana soruyorsunuz. O yüzden yorum yapmayacağım. Peki tabii bir ayrılık ki. Var mı Altun Bey'le? Gerçekten yorum yapmayacağım. Peki. Arkadaşımı kaybettim. Nedenidir efendim, o zaman sizden öğrenelim. Bir ihanet var mı peki? Arkadaşlar ilişkimle ilgili hiçbir şekilde konuşmayacağım. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten beklediniz bu kadar ama. Bugüne kadar da hiçbir zaman çok konuşmamayı tercih ettim. Şu anda da konuşmayacağım. Hiçbir yeni habere de mal vermeye gerek yok. Dikkat et. Evet, ne olur dikkat edin ya. Vallahi huzursuz oluyorum. Böyle yürüyecek miyiz abi? Peki sence nasıl zaman? Bir ayrılık var mı? Yok, konuşmayacağım gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Evet, inadını kıramamışlar muhabirler. Ben olsaydım kesin konuştururdum. İki tane şey esas kelime vardı konuşturacağınız. Fakat şöyle, Candan Erçetin'e benzememiş mi? Evet. Onun tavırları, konuşma ağız şeyi falan ifadesi, çok da beğendiğim bir kızdır Hande Subaşı. Ayrılmış olabilir. Evet. Aslı Şah dedikoduları çıkmıştı çünkü. Altun Leblebici onunla beraber falan filan diye. Hı. Ama ne o dedikodularla ilgili ne de ilişkisiyle ilgili, ayrılığıyla ilgili konuşmamayı tercih etti. Evet, yani zaten konuşsa da konuşmasa da insanlar konuşmak istediği gibi konuşuyorlar bizim elimizde. O yüzden de... İyi yapıyor konuşmak. Evet, hayırlı ama olsun. Ama bunu bakalım. Da arkasından çıkar tabii kokular. Peki Enes Batur'a gidelim. Hülya Avşar'ın konuğu bu akşam. Enes Batur geçen hafta bizdeydi biliyorsun. Yandın Enes. Vallahi. Bakalım neler yapmışlar. Bir fotoğraf. Bir fotoğraf. Gerçekten baktım yok. Teşekkür ederim. Bir fotoğraf. Benim için mi geldiniz? Ah çok teşekkür ederim. Çok güzel yapmışlar ya. Daha ama bu fazla yani bu olamayacak bir şey olmuş ama olsun. Hülya'nın bu kendisine olan şeyini çok seviyorum gerçekten. Kendine, hiç güveni, kompleksi diye, yok. Aynen. Bayılıyorum yani gerçekten. Evet ben. Şimdi şey gerçekten de Enes Batur geldiğinde bu çocuklar... Şeyde stüdyonun kapısında bekliyordu. Hülya da onlarla zaten böyle küçük bir skeç gibi bir şey çekmiş. Programın tanıtımını çekmiş. Ve ağlayanlar, çığlık çığlığa Enes diyenler. Yok canım, acayip hayran yani kitlesi var, inanılmaz. Çok tatlı çocuk ama yani ve çok değişik şeyler yapıyor. O yüzden demek ki böyle. Gişesi ne oldu arkadaşlar filminin, Enes Batur filminin? Onu da şey yapalım. 1.250'ye çıkmış, 1.250'ye çıkmış. Düşün yani. Evet. Düşün. YouTuber Enes Batur'un bu akşam da Hülya Avşar'ın konu olacağını... Söyleyelim. Bakalım snowboard yapıyor değil mi? Hülya. Hülya Avşar aynen. Aynen. Bir görelim. Ay ben de gideceğim bu hafta. Biraz korkarak kayıyor ama bence hava kötü. Sisli mi, sis mi var? Hülya'nın spora karşı acayip bir kabiliyeti vardır. Evet. Çok iyi yüzer, madalyaları vardır. Su kayağını çok su iyi kayağı, yapar. Tenis, evet. Kayak da yani bütün sporları bence bir kadının bilmesi gerekiyor. Dağa da gittiği zaman, yüzerken de bence her sporu biraz bütün, tabii canım, bütün bileceksin. Çocuklara yetişmek tenis de, gerekiyor. Bence çocuklara de, yetişmek tenis gerekiyor. Tenis de oynayacak, kayak da kayacak yani. Spora ilgili yetişmek spora gerekiyor. Spora ilgili yetişmek Hülya da yıllar içinde gerçekten de her pek çok spor... Evet. Dalında. Tenisi de çok kendini iyi oynuyor geliştir, biliyorsun şey yani. Ama burada Mustafa Sandal'ın üzerine daha görmedim. En iyi kayan sanatçı Mustafa Sandal. Beni hırsan... Seni
Seni dur bakayım 5. sıraya falan koyabilirim. 5. sıraya koyamazsın beni sanatçılar arasında. Evet. Bizden başka kayan kimse yok ki ya. İşte 5 tane kim var belki. Kim var? 5'e koyamazsın beni. Bakacağım pazartesi günü yapacağız peki, onu. Peki gidiyorum gene. Heh, onun güzel videosunu çek lan. Ha, o zaman kendi doğru dürüst çektim tamam. De gör stilimi. Tamam seninki evet. Ha. Seninki biraz şeydi. Çünkü o, Mustafa da çocukluğundan beri kayıyor. Ama o daha çok tabii yani evet, yurt dışında Aspenlere evet, gitti her sene bilmem ne. Onun pisti falan, onun gittiği pistler falan çok farklıydı yani ne yapalım. Biz buralarda peki, kaydık. Peki efendim haber turuna bakalım. Reklamlara gideceğiz ondan sonra. Reklamlardan sonra Murat Karababa, Seda. Ay bir şey söyleyeceğim. Sakın şu an söyleme. Ha, hayır şey. O anons yapacaktım şu an söylemiyorum. Sakın söyleme. Sadece lütfen. Reklamlardan sonra. Reklamdan sonra Seda bizden... Sayan, Murat Karababa. Sakın bir şey söyleme. Hayır tamam. Ayrılmayın bizden. Güzel bir kadın hikayesi. İki kız kardeşin aslında bir tek mekanda ve kısa zaman içinde uzun zaman içindeki hesaplaşmalarının seyirciye sunulması. İlk buyurun. Defa birlikte çalışıyorsunuz biz galiba. Evet. 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 İlk ve son defa çalışıyorum. Deniz'in ayakları daha yere basıyor. Ben biraz daha uçuşan bir kadınım oyunda. Prova yapıyoruz. Rüyada gibiyim açıkçası. Böyle bir şeyin bir parçası olmak, bir kenarında olmak çok gurur vesilesi benim için. Böyle bu insanlarla, bu orkestrayla beraber olmak. Kendi kendime hayret ediyorum. Böyle bir soprano seslendireceğim. Çok iddialı bir gecede. Ne işim var senin Zara diyorum. Yani aslında içimde o kadar çok Zara var ki. İşte soprano Zara, türkü söyleyen Zara, şarkı söyleyen oyuncu Zara. Dolayısıyla hepsini keşfetmek, hepsini beslemek istiyorum. Sevgilinizi aranız nasıl, takip eder misiniz? Evet. Havada karada takip edenler evet. De var aranızda. Ben böyle karada iyice havada takip ediyorum. Yani insanların uçuşlarını, kaç ya, saati kaldığını, ya, kaç saattir havada bir şey söyleyeceğim. Yani ben ondan dolayı değil herkes... Siz de merak etmez misiniz sevdiğiniz insanı? Rezil oldum zaten biliyorsun. Hani şey dediler artık havada bile rahat bırakmıyor falan. Öyle bir durumum tabii ki yok ama hani bir de uçakla alakalı da biraz sıkıntılarım ve fobilerim olduğu için dakika dakika girip hani her şey yolunda mı diye kontrol etme ihtiyacı hissediyorum. Tam o dönemi anlatmak istiyorduk. Bütün sound'uyla, duygusuyla. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Ama dediğim gibi altına çizerek söylüyorum. Ben Reyhan Senar'ı canlandırmıyorum. Onun duygu dünyasına girip, onun duygusu olup çıkıyorum. Yılan hikayesine dönen Seda Sayan Murat Karababa ilişkisinde flash gelişme. Sosyal medyadan bir yorum yüzünden mi ayrılmayı? Seda Sayan ve Murat Karababa'nın arasını bozan son olay ne oldu? Duyunca şoke olacaksınız. Murat Karababa'nın Seda Sayan'a bugün yapacağı çok özel sürprizi canlı yayında açıklıyoruz. Yılan hikayesine dönen Seda Sayan Murat Karababa ilişkisinde flash gelişme. Sosyal medyadan bir yorum yüzünden mi ayrılmayı? Yok öyle işte. Seda Sayan ve Murat Karababa'nın arasını bozan son olay ne oldu? Duyunca şoke olacaksınız. Murat Karababa'nın Seda Sayan'a...
Seda Sayan'a bugün yapacağı çok özel sürprizi canlı yayında açıklıyoruz. Sosyal medya ünlü isimlerin birbirinden keyifli videoları ve fotoğraflarıyla oldukça renkliydi. Duymayan kalmasın, editör masası bu özel paylaşımları sizler için seçti. İstanbullu Gelin dizisinde avukat Can'ı canlandıran yakışıklı oyuncu Murat Aygen, 2,5 yaşındaki kızı Nil'le Bana Ellerini Ver şarkısını gayet başarılı bir şekilde söylüyor. Ben bal arısı gibiydim. Senden önce. Bak pervanelere döndüm. Senin önce. Yana yana kül olsam her an. Nerede senden ayrım ama. Yoluna adadım ömrümü ben. Olamam. Yana yana kül olsam her an. Niye senden ayrılmam? Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Ama duyamadım. Bir daha yapalım. Öyle yine mi? Sana kıyamam. İstanbullu gelinin Fikreti Salih Bademci de dizide aşk yaşadığı, gerçek hayatta da eşi olan oyuncu İmer Özgün'le bir dergi için objektif karşısına geçiyor. Stil ikonumuz Eda Taşpınar da dişi naim olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Zafer Peker, doğum gününü kutlayanlara teşekkürü evinde televizyonda duymayan kalmasını izlerken çektiği videoyla yapıyor. Sevgili arkadaşlar, sevgili sanatçı arkadaşlarım, sevdiklerim, beni sevenler, doğum günü mesajı atanlar, doğum günümü kutlayanlar, herkese enişten sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Murat Dalkılıç'tan ayrıldıktan sonra zor bir dönem geçiren Merve Boluğur, makyaj videosuyla eski günlere geri dönüşün sinyalini veriyor adeta. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de kuaförde saçlarıyla övünüyor. Gördüğünüz gibi Allah'a şükür saçımız var ki elleyebiliyorlar, üzerinde çalışabiliyorlar. İşte bizim Ramazan. Ramazan benim kuzen. Kuaförden Ramazan. Yılın çifti olmaya aday İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli bir örnek spor kıyafetleriyle kendilerini sokağa atıyor. Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri olan Filiz Akın, Boğaz manzaralı terasından görüntüsünü paylaşarak ona olan özlemimizi gideriyor. Ata Demirer de Alaturka müziklerden caza geçiş yaptı. Ünlü komedyen sahnede hünerlerini gösteriyor. Easy my love, it's the darling. Ve son söz Gupse'nin. Gupse Özay hem filminin reklamını yapıyor hem de astrolog karakteriyle burç yorumları yapıyor. Selam, bayağıdır burç yorumu yapmadım. Yıllık burç yorumları da yapmadım. Çünkü canım istemedi. Binekledim, yoruldum, yaptım. Size ne? Bugün dolunay tutulması var. Kanun tutulma diyorlar buna. Sessiz olun. Kamaya gitsinler, deliye yüzlesinler ha. Saniye. Sessiz olun, akşam yatmadan dileklerinizi, bir şeylerinizi kağıda yazın. Aşk istiyorsanız aşk yazın, parasızsanız fakirsiniz, para yazın. Ya deliye gitsinler işte. Senin reklamını yapmak zorunda mıyım ben? Yapacaksın reklamı. Kap kap. Getir kap. Bana. Evet. Son dakika bunu. Ama bak, bak, söyle, hayır ya. Ay ya, yakalandım seni evet. Gerçekten. Bazen evet. Bir haber için gerçekten Cengiz'e ters düştüğümüz oluyor. Böyle mi oldu, böyle mi oldu diye yani bilgilerimizi evet. Yan yana getirip işin doğrusunu bulmaya çalışıyoruz. Peki İdo'ya bakalım. İdo bir klip çekti. Gerçekten iddialı. Söyle, gördün mü? Gördüm. Bir bakalım çok İdo'nun güzel. Klibine. Değişik. Of, yine bir akşamüstü geldin aklıma, güneşin batışıyla ne alaka? Sanırım içimde birikmişler var,
baksana salmışsın gururun sokaklara. Of yine bir akşamüstü geldin aklıma. Güneşin batışıyla ne alaka? Sanacağım içimde birikmişler var. Baksana salmışsın gururunu sokaklara. Sen hatalarını hep örtbas edensin, kendine bile güvenemezsin. Yalnız orada bir hareket yakaladım şöyle şöyle Mustafa Sandal'dan. Sen yakalamadın, her zamanki gibi okuyorsun çünkü. Hayır. Şöyle şöyle bir şeyler yaptı sanki. Molak, molotu çekerek dans etme diye bugün... Onur Başlık yazmıştı, onun yazısını okuyordum şu anda. Hafif Mustafa Sandal evet, hareketi. Böyle montu çekerek dans etmiyoruz. O da Ay'a benzer de yapardı bak, klipte. Almanya'da çekti bu klibi. Ve o montla dansı, İdo dansı, İdo stili dans diye bugün yazmış olurdu. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten onu tebrik ediyorum. Kendini çok aşarak ilerliyor. Gerçekten. Aferin ona. Evet, bak, ben klibi de beğendim. Kendi tarzını yaratmaya başladı valla. Evet. Derya Tuna tabii ki beğendi. İbrahim Tatlıses beğendi. Dilan Çıtak Tatlıses beğendi. İlk beğenenler o oldu. Çok İdo Tatlıses'in Sen şarkısına çektiği klibi. Evet. Aferin İdo. Valla kendi kendine yürüyor. Peki Seda Sayan Murat Karababa haberimize bakalım. Şimdi bu haberi demin tam onu tartışıyorduk. Bugün toplu bir aile faciası yaşıyoruz şu anda. Evet. Bugün saat 20.15'te İstanbul Milano evet. Seferi var. Evet. Normal şey seferi yani tabii ki. Uçak. Tarifeli. Evet. Tarifeli evet. Uçak seferi. Seda Sayan da şeyden sonra kendi programından sonra 20.15 uçağına binip İstanbul'dan Milano'ya gidiyor. Gidecekti. Şimdi ben bunu yani kimden öğren aslında söyleyeyim mi acaba? İzlemeyin VT çünkü VT üzerine tartışıyoruz zaten. Şimdi Seda ile konuşma onu anlatacağım. VT'ye hiç vermeyin. Biz anlatıyoruz o zaman. Tamam. Evet. Şimdi Seda abla normal şartlarda 20.10'da gidiyor bugün. Benim evet. aldığım duyuma göre Murat Bey'le, Karababa'yla küsler, konuşmuyorlar. Evet. Tamam. Hatta yani o kadar küsler ki evet, bunları dön, Murat Bey demiş ki gözüme gözükmesin dost olarak bile konuşmuyoruz şu anda diyor. Evet. Tamam. Ben de Murat Bey dedim ki ben biliyorsun çöpte tanlık da yapıyorum burada. Çünkü sinir oldum insanların küs kalmalarına. Hele sevdiğim insanların. Yani ne var dedim hani televizyon programı var sonuçta Seda Sayan'ın. Evet zaman zaman ben de kızsam da. Ama benim o benim öğrendiğim kadarıyla şeyden çıkmış tartışma. Nereden? Murat Bey şeye kızmış galiba. Neye? Nihat'ı çıkardığı için. Aynen ben de aynısını duydum. Nihat Doğan çünkü ama... geçen hafta çıkardı. Bir 10 gün 15 gün oldu galiba. Çıkaralı. Peki o zaman şu onu soru çıkardığı için Murat Karababa küstüğünü, görüşmek istemediğini söylemiş. Hatta şimdi demin biz yayın reklama çıkmadan önce haberi verirken Seda Sayan reklam arasında aradı. Ve aynen Seda Sayan şunu söyledi bana. Neydi? Dedi ki Murat Bey kendi isteğiyle dost olarak dahi kalmak istemiyordu. Ne saçma bir şey yapmış. İlk defa Murat Bey saçmalamış. Şimdi evet. ona mesajda söyleyeceğim. Dost olarak dahi kalmak ne? İstemiyorum demiş Seda Niye? Sayan'a. İki insan. Ve dostluğu da bitirmiş. Peki bu kadın televizyoncu. Ve hayatta her şeyden en önemlisi yani ailesinden bile önemli yıllardır işi gelmiştir. Şimdi Nihat Doğan'ı çıkarttı diye televizyon programına bir şey mi yaşaması gerekiyor yani çıkaramaz mısın? Eski aşkını televizyon programı yapabilir misin yapamaz mısın? Yapabilirim ben de yapardım. Ben bu yeni sevgili ne der televizyon tabii ki? Televizyon programı yeni... yapmak değil ama eğer o bir sanatçı ise sen eğer davet edelim dersen davet edebilirim yani ben de eski erkek arkadaşım. Yani gidelim şu Özel'i davet edelim bakalım Yaşar ne diyecek? Ya bir şey demeye ama hakkı var mı? Ben televizyoncuyum yani. Aha. Bu demek değildir ki ben birisinde bir şey yaşayacağım. Yani ben böyle bir şey birisinde bir şey yaşamak istemiyorsam ondan ayrılırım ona dönerim. Kim beni tutabilir? Yani bunun bir saçma bir şey bu. Yani ben kıskançlık olabilir. Murat Karababa'daki de böyle hani kıskanç ne işi var Nihat Doğan'ın senin programında diye. Hayatındaki kadının ne yapıp yapamayacağını bilmen gerekiyor. Yani Seda Sayan oraya Nihat Doğan'ı davet etti diye biz hangimiz düşündük ki bir daha bunlar tekrar aşk yani, biz bile düşünmedik yani. Kimsenin aklına bir şey o yüzden gelmedi de hani şimdi bundan o kadar emin ki kadın Nihat Doğan da Survivor'a gidiyor. Araları son zamanlarda çok eskiden iyi değildi. Davet evet. etmiş. Yani eskide kalan birisini davet etmek. Ben şimdi kendime düşünüyorum. Ya hadi bakalım. Aynı şeyi koyayım. Kendine düşün. Yanıtını ver. Ya bence bu konuda eğer şöyle, tartışmanın sebebi gerçekten de buysa abartılı bir hassasiyet göstermiş. Bence de. Hele bence ki böyle de.
Seda Sayan'a işte dostluğumuz dahil her şey bitti. Olmaz. Noktasına getirmek dostluğumuz bence manasız olmuş, abartılı olmuş. Her şey biteceğim ibaresi ancak kural dışı bir hareket gördüğün zaman olur. Burada bir şey yok yani. Burada canım, orada ikisinin yayınını izledim ben. İkisinin yayını izledim. İkisi de birbirine dostluktan başka hiçbir adım atmış değil. Öyle bir söylem yok. O yüzden hani bence bu kararı bir daha düşünsün. Şimdi akşamki akşam aynı bu uçağı, 20 uçağı ne olmuş peki? 20 uçağı tabii meselesi. Seda abla da haliyle böyle bir durumda kestirip atmış olayı. Ben tabii bunu ikisinden de duymadım. Ben Seda'yla konuştum. Ben bunu çok farklı birisinden duydum. Akşamki sürpriz uçak olayını. Ama sonrasında da son dakika haberi vereyim. 20.15'te İstanbul'dan Milano'ya uçacak bugün Seda Sayan. Ama ne yapmış, sürprizim var. Ne var Murat Karaboğa? Şimdi. Aynı uçağa bilet mi almış? Şimdi demiş ki Murat Bey mesaj atmış şu anda bana. Müsaade ederse çok gizli bir şey olmadığı için okuyacağım. Demiş ki inanılmaz analizcisiniz. Bayılıyorum sizin analizlerinize demiş. Hmm. Benim çünkü biliyorum. Benim biliyorsun hedef burcu hissediyorum çünkü. Siz kıymetli bir kadınsınız falan filan teşekkürler. Şimdi Murat Bey demiş ki ben bu akşam gidiyorum demiş. Ama nereye gittin şimdi? O uçağı bilmiyorum demiş. Kıbrıs uçağını biliyorum demiş. Bence ben buraya patlatınca ben bozdum bu işi. O yüzden siz artık o uçağa binmelisiniz. Bence Milano uçağına binmelisiniz. Bence bu işi de tamir etmelisiniz. Şimdi biz demin reklama çıkmadan önce bunun anonsunu yapınca... Sana söyleyerek bozuyorum ve bu ben hiç akıllanmıyorum. Seda Sayan aradı. Muhtemelen bu sürprizden Seda Sayan'ın da haberi yok tabii ki. Tabii sürpriz ki yok, zaten bu. Tabii ki. Ben 20-15 uçağına sürpriz olsun binecek. Diye söylemedim ama maalesef şimdi sana söyledim. Ben ve iki dakikada bant yaptırttın anladın mı? Ve bana ben konuşurken Seda Sayan bilmiyordu tabii ki bunu. Reklam evet. Arasında konuşurken Seda'yla. Ona da anlatmadım. Ya sen uçağa gidiyor musun bugün Milano'ya? O da sürpriz yapacakmış falan filan. O da şimdi yeni duyuyor bizden. Dolayısıyla o da mümkün değil mi böyle bir şey diyor? Yani o da mümkün değil diyor öyle şey. Lütfen diyor yani bitmiş diyor. Olmayan bir şey diyor. Bitmiş demedi de. Olmayan bir şey diyor. Tekrar varmış gibi yok, göstermeyin diyor. Gün çünkü ben diyor dostluk dahil her şeyimiz bitti seninle demiş Murat Karababa. Ama demiş olabilir bunu. Bitti. Şimdi de yumuşamış olabilir ve İstanbul Milano uçağına bilet almış olabilir Seda Hanımcığım. Şimdi aynen bittiler. Yani bitti diyenden kork bitti hepimiz diyoruz. Bir daha suratını görmeyeceğim bitti falan diyoruz. Bitti. Gerçekten bitmeyen bir şey olduğu zaman hiçbir şey bitmiş değildir bence. Kızmış olabilir. Kendince haklı olduğu nedenler olabilir. Ve şimdi uçak bileti Kıbrıs'a mı değiştirdi acaba son dakikada bu haberi tabii biz şimdi söyleyince. Veyahut da şimdi alıyor Kıbrıs biletini. Ya da şimdi bozdun Milano sen. Sana o yüzden diyor. Söyleyeyim. Şunu yarın yapsaydık bari uçağa binselerdi. Yani bir şey söyleyeyim biner anında belki, yapmasan biner. Olmuyor. Hayır sana söyledim yarın yapsaydık haberi. Hiç değilse bineceklerdi uçağa yani. Senin tamam BTR yayınlayabiliriz o zaman artık tamam. Bence madem barışmalılar. Çünkü evet, bu çok tamam. Saçma bir neden. Yani öyle bir kadına yakıştırılacak bir durum değil gerçekten. Ya peki bak ben verelim, de verelim o zaman neyi Seda veriyorsun? Sayan. Haberimiz işte haberi anlattı bu konuştuğun meseleyi. Hayır verme diyor işte verme. Ben hayır bitti zaten ya veterinerin her şeyini anlattık zaten. Veterinerin bunu anlatıyor zaten. Olduktan sonra duysam da olduktan sonra anlatacağım. Çünkü bak şimdi bunlar barışacakken senin yüzünden barışamadılar anladın mı? Barışırlar. Niye benim yüzümden canım biz olayı anlattık. Seda Sayan Milano'ya gidiyor. Tamam da yarın Milano'ya anlatalım giderken dedim de Murat sana. Hemen yemeği içine bazı hazırlar. İzleyelim olayı demedim. Tekrar bir anlatalım. Madem anlattık bir de veterinerimiz anlatsın. Söndürelim bir, çıktı ateşimin girelim bir. Seda Sayan'la Murat Karaboba'nın uzun süredir gündemi meşgul eden ilişkisiyle ilgili ortaya atılan son iddia magazin gündemini karıştıracak cinsten. Yaz aylarında kısa bir flört dönemi yaşayıp ardından sosyal medyadan birbirlerini silip ayrıldıklarını açıklayan çift dost kaldıklarını itiraf etmişlerdi. Ancak ikilinin sık sık birlikte görüntülenmeleri ilişkinin tekrar başlama ihtimalini güçlendirmişti. Sosyal medyadan bir yorum yüzünden mi ayrıldık? Yok öyle işte. İkilinin arasında son olarak kıskançlık krizinin yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre Murat Karaboba, Seda Sayan'ın eski aşkı Nihat Doğan'ı programında ağırlamasına fena halde bozuldu. Bu durum ikilinin arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden oldu. Seda Sayan'ı kaybetmek istemeyen Murat Karaboba, her ne kadar ünlü sanatçıya gönül koysa da bugün yapacağı çok özel sürprizle aradaki buzları eritmeye karar verdi. Murat Karaboba'nın Seda Sayan'a yapacağı büyük sürprizi canlı yayında açıklıyoruz.
Seda Sayan'ın bugün canlı yayınlanacak programının hemen ardından Milano'ya uçacağını öğrenen Murat Karaboba, Seda Sayan'la aynı uçakta olmayı planlıyor. Bakalım Karaboba'nın bu sürprizi ilişkiyi kurtaracak mı? Evet. Valla böyle bir pırpır uçakla da yetecek. Gidebilir değil mi Milano? Yani insan sevdikten sonra gerçekten çok önemli bir şey yok bunda. O kadın da bir televizyoncu, onu da çıkartacak, bunu da çıkartacak. Ama hal ve hareketlerinde bir falso görmüş olsanız tamam, ben de arkanızda olurdum ama bunda bir şey yok. Bence Milano uçağı saat 8'e. Evet, sürprizi bozmuş olmayalım Murat Beyciğim. Evet, bozdun sen 20.15 İstanbul Milano. 20.15 uçağına. Evet, bu arada Seda Sayan'la gitmek isteyenler bu uçakta biletlerini rezerve. Şu an uçak bir. Şu anda uçak full olabilir. Yedeğe falan artık bu saatten sonra yazdırırsanız. Neyse. Haydi bakalım inşallah. Evet inşallah. Sevgiler güne sonra kadar barışın diyorum. Evet inşallah. Evet. Peki. Neyle devam ediyoruz arkadaşlar? Peki Ailecek Şaşkınızın fragmanına bakalım. Peki Ailecek Şaşkınızın fragmanı geliyor şimdi ekrana. Daha dikkat et Zeki. Çok büyüyecek bunlar, çok. Yok ablayın! Emre patron! Efendim kusura bakmayın, böyle kilotla açtık ama. Kilotsuz açanı da gördük, dert etme. Sen o hareketi bana mı çekiyorsun lan? Havan kim oğlum? Yukarı bak, yukarı. Adam, ben işi aksatıyor diye öz babamı kendi şirketinden kovmuş adamım. İş disiplini çok önemli. Babam geliyor lan. Babacığım hoş geldin. Keşke bir haber vereydin gelirken. Geç odana. Emredersin baba. Tabii ya, sana 5 dakika ayırabilirim. Babamsın ya. Baba, adamın evine hırsız yakaladım sadece. Tanımam etmem. Biz tam şu tarafta çalışıyorduk. Daha sonra zil çalınca şu tarafa doğru yönlendik. Elif işi ne oldu? Yaradana kurban, yaradana, yaradana. Yaradana hayran, yaradana, yaradana. Böyle bir damadın olacak var ya, sırtın yere gelmez. Baba lütfen ama öyle bir şey değil. Arkadaşız biz. Ne var kızım arkadaşsanız? Benim en yakın arkadaşım anan işte. Yıllardır yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez. Gelin de evlat sayılır. Muhtemelen senden çok severim ben bu kızı. Sağ ol be baba. Gördün mü güzel çocuk? Biri gelir hakkını alıverir işte. Bir tane cevval oğlum olsaydı vallahi plaza dikecek adamdım ben ya. Şu karşıdaki gökdelen benim. Sen niye fondöten sürdün Muzaffer? Ay anne, kirpikleriyle bıyıklarına tırpel çekmiş. Evet. Ama aile... bu haber benim fondötene bir şey mi? Esasınız Cengiz Semercioğlu'nun fondöteni. Fondötenlerin? Yani benimle yarışıyor kendisi. Evet. Evet, Ailecek Şaşkınız 2 Mart'ta vizyona giriyormuş. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in yeni filmleri. Bu arada Ahmet Kural'ın eşyalarını da Sıla Suade'deki evinden kendi evine şoförüyle postalamış. Haberin evet. olsun. Güzel artık yapmış. Elbiseler de gittiğine göre. Bu aşk bitti. Evet, elbiselere bir bakıyorsun biliyor musun? Zaten kazak Sıla kokluyorsun an... falan, bir gömlek şey yapıyorsun, kokluyorsun. Bir bırakmak istemiyorsun falan ama tamamen ümidi kesince de gönderiyorsun. Yine de bir iki tane ayıklayabiliyorsun. İyi yani. Balkondan pencereden aşağı atmamış canım. O da var yani. Ha, o model de var. O aldatma falan olursa. Evet. Veya onu da yapmazsın. Vermem de eşyalarını o zaman. Direkt yakar. Direkt keserim. Bir daha giyemez. Hele benim aldıklarımı başkasıyla beraber giyer. Ay kalbim ağrıyor. Peki Azra Akın'la eşi Atakan Koru'ya bakalım. Asmalı Mescid'deydiler önceki akşam. Teşekkür ederim. İlginiz için teşekkür ederim. Efendim sizler nasılsınız? Teşekkürler. Siz? Teşekkür ederim. Sizi dil mukabele. Sevgiler gibi yaklaşıyor. Var mı plan? Dikkat edin, dikkat edin. Aaa! Plan var mı? Şöyle yapacak mısınız? Sürpriz var mı? Sürpriz. Sürprizler söylenmez değil mi? Soralım biz. Sürpriz. Sürpriz. Yok güzel şey. Şimdi size ne söyleyelim? Güzel bir haberiniz var mı? Bütün sevgililerinin sevgililer günü kutlu olsun şimdiden. Evet. Birbirini seven insanların. Güzel. Değil mi? Sağ ol ya. Daha fazla bir şey demiyorum. Evet, süpersin. Bizlere güzel bir haber verecek misiniz? Güzel bir tur. Olunca veririz. Valla ben çocuk. Proje kur... İş konuşsak. Olduğu zaman sizlerle paylaşırız. Tabii tabii. Zaten belli olur. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi.
Evet, Azra Akın ve eşi Atakan Koru güzel bir düğünle evlenmişlerdi. Seda abla ne diyorsun? Ama ben orada kaldım. Bir dakika şimdi Azra Akın. Dur söyleyeyim şunu da Hollanda'da film açı çekti şey çünkü. Ne oldu? Beyefendi şimdi? Ve usta diye. Bir de Haldun Dolmen'in oyununda oynayacakmış Azra. Azra'yı seviyoruz. Çok mersi. Seda evet. Abla ne demiş? Seda Sayan diyor ki. Bak bir dakika sesini hatta vereyim. Ay ya. Verme neyse, sesini ver. Kadın. Yok çok kısa bir şey de o yüzden. Bir daha bir araya gel, bir daha bir araya gelmemiz. Dur cümleyi tam söyleyeyim ki yanlış olmasın. Yok bak bir şey söyleyeyim. Bana mümkün şey... değil diye. Mümkün böyle değil. Böyle beş tane. Ya yapma dinletme ya. Belki başka bir şey söylüyor. Ben tamam, hayır, ben kalıbımı basıyorum. Ben kalıbımı tekrar basarım. Bir araya gelmemiz mümkün değil diye böyle mümkün beş tane M var. Seni birden unutmam. Lütfen düzeltin. Bir şey söyleyeceğim. Murat, ben eminim Murat Bey aşık. Bak Murat Bey aşık. Oradaki beş tane M var ya beş tane M. Mümkün değildeki. O beş tane M. Mümkün değil ne demek biliyor musun aşklarda? Yani hani aşklarda mümkün değil şu demek. Biraz daha gecikirsen her şey geç olacak demek. Belki mümkün değil o demek. Beş tane M Murat'ın M'sidir. Ha, olabilir aynen aynen. İnşallah sevgililer gününe kadar bu çift barışmış olur. Ne kadar mümkün değil deseler de aşk olunca mümkün değil diye bir şey olmuyor çünkü. Evet. Peki herkese iyi hafta sonları dilemeden önce İstanbul'u geline Defne Samyer'e katıldı. Süper olmuş. Vallahi ve, bir oraya katılmamıştı oraya da ama katıldı. Ama çok iyi. Bak bu akşam izleyeceğiz. Her yerden çıkıyor vallahi zorluyor. Aynen. Onu çok seviyorum zorlamasını. Peki İstanbul'u gelinle veda ediyoruz. Benimle yürümeye ne dersin? Böyle apar topar. Ama bu süreci biraz hızlandırmam gerekiyor. Çünkü annesi gelecekmiş kısa bir süreliğine. Sürpriz. Bu akşam eski eşiyle birlikte dünür sıfatıyla gelen bir garip bey var. Buna da itirazınız yoktur herhalde. Burcu, bana sakın böyle yedi sülale... Balık istifi gibi yaşayan ailelerden biri de meşhurda düşer bayılırım ha. Osman'ın ayrı evi var ama geleneksel bir aile. Birlikte yaşamayı seviyorlar. Hangi yüzyılda yaşıyoruz ya? Sen son zamanlarda kararlarını biraz hızlı almıyor musun? Yalnız bunu söyleyen de farkındaysan rekoru elinde tutan abin. Buyursunlar efendim, hoş geldiniz. Merhaba.